İyi akşamlar sevgili futbol severler. Kanal Ufo'ya hoş geldiniz. Spor zirvesi başlıyor. Evet, çok değerli konuklarımız var bugün. Şanlıurfa Spor'un kulüp başkanı Sayın Nihat Çakır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Spor yorumcumuz Sayın Halil Savaş. Efendim hoş geldiniz. İsterseniz bir puan durumuna bakalım. Ondan sonra sohbete koyu şekilde devam edeceğiz. Severler, artık sohbete devam edeceğiz. Soru ve görüşlerinizi de tabii bekliyoruz. Kanal Ufo'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Facebook üzerinden, WhatsApp üzerinden gelen mesajların da hepsini alacağız. Burada Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı'na sorularımız olacak. Bende de sorularım var. Sayın spor yorumcumuz Halil Savaş'ın da tabii ki soruları olacak. Başta Sayın Ali Çizmecioğlu, İsmail Mutlu, Sait Aktak abimize sevgi saygılarımı buradan söylüyorum. Selamlar gönderiyorum. Onlar da bizi izliyor. Tabii mesajlar geldikçe yavaş yavaş da aktarmaya, okumaya okuyacağız hepsini. Tabii Urfa Spor'un son 2,5 aydır kurtuluşu için, kurtulması için gerçekten büyük mücadele veren Sayın Çakır, biz şahidiz. Biz şahidiz çünkü gerçekten hem sosyal medyada olsun, hem birebir olsun, görüşmelerde olsun gerçekten büyük çabalar sarf etti. Bir kayyum hayatından sonra tabii şu anda kulüp başkanı oldu. Sorularımız olacak tek tek. Evet, hemen ilk sorumuzu Sayın Çakır'a yönetmek istiyorum. Urfa Spor'un önce biz hemen kayyum heyetinden başlayalım. Öncelik bu kayyum heyeti nasıl oldu? Siz bu olayda vardınız. Nasıl gelişti gelişmeler? Kayyum heyetinden sonra ne gibi şeyler çıktı? Onları hepsini dile getirseniz sevinirim. Buyurun. Önce iyi akşamlar sizlere dileyim. Beni konuk ettiğiniz için. Yıllarca biz de bu ekranda Urfa Spor'u yorumladık. Evet. Hem yorumcu hem moderatörlük yaptık. Konuk koltuğunda oturmak biraz böyle şey oldu biraz. Yabancı değilsin. Daha önce de geldiniz buraya. Konuk oldunuz yani. Urfa Spor'un sevgili izleyicilerimize, Şanlıurfa Spor sevenlere, taraftarlarımıza sevgi selamlarımızı gönderelim buradan. Urfa Spor'un bu seneki yönetim yapılanması, içine düştüğü mali kriz herkese malum. Şu anda içinde bulunduğumuz durum Urfa Spor'un altyapısından U17'yi oluşturan gencecik Urfalı kardeşlerimizle, Urfalı evlatlarımızla, gençlerimizle Urfa Spor bu ligde mücadele etmeye çalışıyor. Bunun sebepleri başta da biraz evvel de söyledim. Sezon başı yönetim krizi. Oluşan yönetimin idare sorunu, mali yapıyı yürütememesi, sonuç itibariyle geldiğimiz nokta 12 Aralık diyormuştu. 12 Aralık evet. 12 Aralık'ta Mehmet Yılmaz yönetiminin istifası. Mehmet Yılmaz yönetimi idari anlamda ve mali anlamda kulübü çok kötü yönetti. Eldeki futbolcuları tutamadı. İstifası neticesinde kulübün kayyuma kalması gerekiyordu. Biz de zaten ekranlardan kamuoyu oluşturmaya çalışıyorduk. Mehmet Yılmaz'ın artık yönetim şeklinin Urfa Spor'u idare etmek değil de içine düştüğü mali krizden en az zararla nasıl çıkarım hesabına düşmesiydi. Futbolculara verdiği çeklerdi. Nakdi kulübe cebinden yaptığı nakdi yardımdı. Nakdi yardımdan tabiri caizse vazgeçtim. Onu unuttum. Futbolculara verdiğim çeklerin telafisini nasıl sağlayabilirim? Oradan en az zararla nasıl çıkabilirim hesabına düşmüştü. Kulüp ortada başıboş kalmıştı. Spor kamuoyunda Şanlıurfa Spor'un marka değeri ayaklar altındaydı. Urfa Spor hakkında dışarıda spor kamuoyunda kulağa hoş gelmeyen bir sürü nahoş hadiseler anlatılıyordu. Yönetimsel olarak yani yönetim biçimi itibariyle Urfa Spor ismi olup kendisi olmayan, yönetim yapısı olarak ismi olup kendisi olmayan bir yönetim yapısıyla 2-3 arkadaşın sırtında hatta ulusalda alay konusu olacak şekilde işte oldu bile yani. Deplasmana gitmeye yol paraları yok. Deplasmaya gitmeye kalacak yerleri yok. Deplasmaya gitmeye yemek paraları yok. Urfa'mızı ve Urfa Spor'u aşağılayacak demeçler ulusal medyada boy göstermeye başlamıştı. Hatta daha ileri gidildi. Sair rakip kulüpler, takımlar gelin biz
yemek paranızı verelim, yol paranızı, yatma paranızı biz verelim kadar Urfa Spor'u bu kadar tabiri caizse ayaklar altına düşürdüler. Şimdi bu takımın formasını giymiş eski bir futbolcu olmam hasabıyla ve sizler gibi basın mensubu değil de yani spor programı spor yapan, spor adamı bir insan olarak Urfa Spor'un içine düştüğü durum benim içimi acıtıyordu. Bu ekranlardan sürekli çağrı yapıyorduk. Kulübün önünü açın, gereğini yapın, istifa edin. Ne olacaksa olsun. En kötü ihtimalle kulüp kayyuma kalır. Kulüp kayyuma kaldığı zaman da bu ilin mülki amirleri var, bu ilin valisi var, bu ilin büyükşehir belediye başkanı var, bu ilin STK'ları var. Bir şekilde Urfa Spor'a illa sahip çıkılır diye. Ve bu çağrılarımızı sürekli tekrarladık, sürekli yeniledik. Evet. 12 Haziran itibariyle Mehmet Yılmaz yönetimi, sizin de malumunuz, istifa etti. İstifa ettikten sonra süreç yine boşlukta kaldı. Evet. Dernekler masasının tüzüğüne göre Urfa Spor da bir dernektir. Yönetimi istifa etmiş bir kulübün yasal olarak dernekler masasının bu istifaları sulh hukuk mahkemesine göndermesi lazım. Sulh hukuk mahkemesi mevcut yönetim ve Urfa Spor'un delege yapısının içinden 3 kişiyi tayin eder. Ya süreci götürebilirse o 3 kişi süreci götürebilir, o 3 kişi de rastgele olur. Tabiri caizse tombala çeker gibi 3 tane delegenin ismini çeker. Zaten delege yapımız da mevcut. Yani %70'i 80'i belki 90'ı futbolla alakası olmayan insanlar. Düşünün onlardan bir tanesi geldi Urfa Spor'un bu kriz süreci içinde yönetimini kendisi üstlendi. Şimdi bu yapıyı da dernekler masası ve Sayın Valimiz iyi bildiği için sürecin daha kötüye gideceğini ve o süreci kayyum heyetini götüremeyeceğini bildiği için dolayısıyla bu kulübün kapanmasına sebebiyet verebileceğini bildiği için dernekler masasındaki ilgili müdür kardeşimiz ara bir formül önerdi. Ara formül nedir? Mevcut yönetim isterse 3 kişi, isterse delegelerden 3 kişi yanına alır, kulübü kongreye götürmekle sorumluluk alabilir. Dernekler masası herkes kamuoyunda kayyum olarak biliyor ama o süreç kayyum değildi. Dernekler masası hali hazırda olan yönetimden 3 kişiyi tayin etti. 3 kişi de kulübün delege yapısından 3 arkadaşı yanına görevlendirdi. Bu süreçte siz Urfa Spor'u kongreye götürün. Kongrede bir yönetim çıkarsa çıkar, çıkmazsa ondan sonra kayyum süreci işlemeye başlar. Ha, kongrede çıkmadı. Kayyum sürecinde liste çıkmadı. Kayyum oldu. Kayyumda da şöyle bir hadise var. Konu herhangi X bir takım değil. Sıradan bir amatör takım da değil. Söz konusu olan Urfa Spor. Evet. Urfa Spor'da olduğu için Vali Bey'in o kadar ilgisiz kalması veya mülki amirlerin o kadar ilgisiz kalması Urfa için, Urfa Spor için düşünülemezdi. Ne yaptılar? Biraz önce söylediğim gibi geçici bir heyetle kongre kararı aldırdılar. Dernekler masası kongre kararı aldırdı. Tabi kamuoyunda buna kayyum dendi. Bu kayyum değildi. Yani vali tarafından atandı diye. Geçici bir heyet. Evet. Geçici bir heyet. O heyetin içine de Hüseyin Leblebcioğlu, ben, bir de kim vardı? Murat Basyan. Reşit Karakaş. Murat Basyan. Murat Basyan, Ali Şengül, Mahmut Mangal. Dört yönetici, İki arkadaş da dışarıdan. Şimdi biz o kısa sürede 15 günlük kongre süresinde bir kayyum heyetiymiş gibi sağ olsun Mahmut Mangal başkanımız bir basına bir yemekli toplantı verdi. Bütün basın oraya, oradaydık zaten. Evet. Bütün basın oraya geldi. Sizler de geldiniz. Orada bir oluşum oluştu. Oradan bir karar alındı. Vali Bey'in yanına gidildi. Yani ateşi sönmek üzere olan, küllenmek üzere olan köz ateşi biz tekrar altına odun attık. Alevlendi. Tekrar alevlendirdik. Urfa Spor'u bugünkü bu duruma getirdik. Sizler de oradaydınız. Vali Bey karşısında bir defadan o kadar büyük bir basın grubu görene kadar bizim de orada sunumumuz bence güzel bir sunum yaptık kendisine. Ondan sonra Vali Bey de bize düşen ne varsa sizler bu işin sahibi sizlersiniz. Siz sahip çıkın. Gücümüz nispetinde biz de sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Süreç budur. Bu.
Kayyum değildi o heyet. Evet, geçici heyet. Geçici bir heyetti. Kulübü kongreye götürdü. İsterseniz kongredeki süreci anlatayım ama önce bir... buyurun Halil Bey. Neyse, herkese iyi akşamlar. Sayın Başkan Çakır gerçekten bu süreçte, kayyumdan önceki süreçte de bayağı bir emekler verdiniz. Bunu takip ediyoruz zaten. Tabii bundan önceki yönetimler hep tökezlediler. Paraları olmasına rağmen başarılı olamadılar. Hiçbir çağrılarına ne taraftarlar ne sivil toplum örgütleri ne de işte bürokrasiler hiçbir şekilde bunlara destek olmadı ve karşılık bulamadılar. Ve bu kadar ciddi problemi olan bir Urfaspor, ciddi borçları olan ve tahtayı açamayan böyle bir Urfaspor'a yönetimin istifa etmesi için hepimiz burada. Çünkü az önce de siz buyurdunuz Sayın Çakır. Yani yönetim var, yönetici yok. Başkan var, başkan yok. Ve bunları hep yaşadık. Urfaspor'un düştüğü pozisyon, durum gerçekten hem bizleri bayağı üzüyordu. Bir spor adamlarını, taraftarları bayağı bir üzmüştü. Ve istifa etmeleri için biz de bayağı bir baskıda bulunduk. Ama şimdi bunlar istifa etti. Yani siz bu şartlarda bir kayyum heyeti dediğimiz gibi sen oluşturdun, sen çabanla oldu ve 15 günlük bir süre içerisinde kongreye götürdün. Bu kongrede liste yaptınız. Bu kadar ciddi borcu olan bir kulübe ve sizin de sporla, futbolla geçmişteki Urfaspor'daki emeklerin tartışılmaz ve Urfaspor'da futbol oynadığım dönemlerde stoper defansta oynardım. Ve Urfaspor'u işte böyle gole ihtiyacı olduğu dönemlerde de son 5-10 dakikada hep öne çıkardım. Bir kurtarıcı gibi işte son dakikada bir sürü gollerini ben hep izlemişim, takip ediyorum. Defans. Bu goller de onlardan bir tanesi olur. Ben de diyorum ki, ben de diyorum ki, şimdi Nihat Çakır Urfaspor'da oynarken kurtarıcıydı. Bu süreçte de Urfaspor kurtulacak mı? Projelerinle ve Urfaspor nasıl kurtulur? Bu borçtan nasıl siz üstesinden gelirsiniz? Bir de kongrede dediniz ki benim amacım Urfaspor kapanmasın ve Urfaspor'un borcunu minimuma düşürüp ben bu yönetim olarak istifa edeceğim. Gerçekten orada takdir ettim seni. Bütün amacın Urfaspor kapanmaması ve bunu nasıl başaracaksın? Bütün spor camiası, kamuoyu bu konuyla ilgili sizden böyle bir mesaj bekliyor. Bir de adaylarınızı koyduğunuz zaman Sayın Valimizin bir etkisi oldu mu size? Yani girin özellikle size. Öyle bir söylemde bulundu mu? Şimdi bunlar da evet, bunlar da kamuoyunda konuşuldu. Önce Halil kardeşimin benzetmesi evet, çok güzel bir örnek verdi. Beni de biraz geçmişe götürdü. Evet. Bu arada bazı futbolcu kardeşlerim vardı. Özellikle İsmet, Hikmet'e buradan Ankara'ya selam gönderelim. Ondan sonra Mustafa Yardımcı şaka yaparlardı. Bu hafta paraya ihtiyacımız var lan. Nihat derlerdi. Durum kötü oldu mu gözünü seveyim. Son 10 dakika evet, ileri gel yine işi bitir. Evet. Hatta bir hocamız vardı. Bir maçta 0-0 bitti. İsmini saymam mutlu. Belki hatırlarsınız. Dedi ki niye işi bitirmedin bu hafta? Ya dedim senet mi imzalamışım her hafta ben gol atacağım. Nihat dedi niye bu hafta sen işi bitirmedin? Yani böyle bir esprisi var. Çıkışların iyi oluyordu gerçekten. Aynen. Son dakikalarda son 10-15 yani, dakikada ben de çok kritik izledim. Kritik bir sıfırlık bir 7-8 tane maçımız vardı. Evet. Benim atan gollerle 1-0 biter. Hatta şampiyon olduğumuz sene Uğur 15 gol atmıştı. Hikmet 17 gol atmıştı. Ben 13 gol atmıştım. Onlar son 0. Ben stoperdim. Şimdi Halil kardeşimin benzetmesine istinaden söyleyeyim. Yani ben Urfaspor'u kurtarıcı olarak demeyeyim de öyle olduğu zaman işin içine biraz enaniyet girir. Evet, ben ama şunu söylüyordum ben hep. Bu kulüp şayet kapanma aşamasına, kapanma noktasına gelirse benim gücüm yettiği müddetçe hatta ilgili büyüklerim diyeyim veya kulüp başkanlarım diyeyim en son Emin Yetim Başkan bu kulübe sahip kimse çıkmazsa
bu kulüp kapanma aşamasına gelirse bu borçtan dolayı ben liste yaparım. Ben bu kulübü kapatmam. Kendi arkadaşlarımdan böyle bir bakarım. Yani sıradan derken nefisleri hepsi baştacı, ekonomik olarak sıradan insanlar. Onlarla da olsa ben bir liste yaparım. Bu kulübü kapatmam. Bu kulübü kapatmak isteyen insanların hesabını terse çeviririm. Emin Yetim Başkan bana dedi ki, bunu bana niye söylüyorsun? Dedim sana niye söylüyorum? Sebebi çok basit. Ola ki kilitlendim, deplasmana götüremedim. Ola ki kilitlendim, lisansları yapamadım. Ola ki ekonomik olarak Kemal Saraçoğlu Başkan'ın yanına da gittim. Belki gücüm yetse Maruf Güneş Başkanıma söyledim. Ekonomik olarak süreci nereye kadar götürebilirsem, 3 ay, 5 ay, 1 sene ama ben bu kulübü kapatmamak için kendi kendime söz verdim. Hiç kimse sahip çıkmazsa ben bu kulübe sahip çıkarım, liste yaparım. Benim pazar günkü liste yapmamın içeriği buydu. Şimdi liste vardı da mı ben liste çıkardım? Kongreye geldiniz mi? Evet, oradayım. Divan Başkanı... 3 tane liste yok muydu? Yok canım, böyle bir şey yok. Yok. Divan Başkanı... Açıklanmamış yani. Yani millet karnından konuşuyor. Yani öyle değil. Divan Başkanı yani. Dedi resmi ki bir şey yoktu yani. Divan Başkanı dedi listesi olan varsa listesini getir. 5 dakika beklendi. 5 dakika beklendi, hiç kimseden ses seda yok. Hı. Yanımdaki arkadaşlarıma dedim, arkadaşlar liste yok, listemizi verelim. Onun haricinde tabii fısıltı gazetelerinde çeşitli söylemler. Şöyle olmuş da böyle olmuş da vali liste yapmış da, vali liste yapacaksa niye Nihat Çakır'ı getir? Evet, aynen. Yani şimdi hangi iş adamına dese veya hangi iş adamı gelse arkasında vali olsa, kardeşim ya şu parayı kabul edin veya biz bu takımı kapatacağız dese hangi sporcu kabul etmez? Şimdi bir de vali niye liste yapsın? Benim kongrede liste yapmamın esprisi bu. Şimdi ikinci bir mesele, ikinci bir örneği söyleyeyim. Sezon başı İsmail kardeşimin vali sizi telkinde bulundu mu? Tabii ki Vali Bey'in yanına gittik kayyum heyeti süresince. Ben bu duygularımı Vali Bey'e de söyledim. Sayın Valim, hiç kimse çıkmazsa ben bir liste yaparım. Halil kardeşimin sorusunu şöyle cevaplandırayım. Neyine güvenerek yaptın? Yani ben liste vardı da çıktım, yarıştım, ben başkan oldum. İşte ben borçları şu şekil yapılandırıp şunları yapacağım diye bir söylemim olmadı. Benim söylemim şuydu. Sezon başında ben bir ameliyat geçirdim, siz de biliyorsunuz. İl dışındaydım. O sırada Urfa'da toplantılar yapılmış. Haliyle kulağımıza geliyor. Urfa Spor kapatılsın, borç 70-80 milyon, Karaköprü Spor, Urfa Spor feka olsun ve buna kamuoyunun büyük bir çoğunluğu onay vermiş. Doğru mu? Evet, öyle bir şey vardı yani. Öyle bir dedikodu vardı. O süreç ta geldi en sonunda Karaköprü Spor'u, 3 tane Karaköprü Spor 3 ay içinde kongre yaptı. Karaköprü Spor'u da tabiri caizse Urfa Spor'a biraz benzettik. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Bizim borç yapılandırmasını ne ödeyebilecek bir yönetim yapımız var, ne öyle bir ekonomik gücümüz var. Biz ne yapacağız? Sene başında ben burada değildim. Hatta kuliste siz söylediniz. Evet. Kuliste siz söylediniz. Urfa Spor'un kapanmasıyla ilgili işte sizin de, ben yanlış hatırlamıyorsam, böyle bir soru geldi. Siz de işte bunu, kapanmasını isteyen insanlardan bir tanesi imişsiniz dediniz. Öyle öyle. Öyle dendi. Yani sosyal ben, medyada sanki bir de okudum. Ben burada, kapansın diye. Ben burada iddia ediyorum. Urfa Spor kapansın diye benim bir yerde demecim varsa, ben burada bugün itibariyle Urfa Spor Kulüp Başkanlığı'na istifa ediyorum. Ben de burada zaten sevgili spor severlere, burada işte daha önceki haftaki programlarda atılan mesajlarda, işte burada biz başkanı konuk ettik. Eğer öyle bir iddia varsa onu da lütfen bana yazın, gönderebilirsiniz. Burada başkan kanıt kanıt varsa, bir şey varsa, bir iki arkadaş da ben kanıtını bulup sana atacağım. Bana zaten yazmış onlar da. Bulursanız atın, biz de burada başkana 2-3 ay önce bu kulüp kapansın. Ondan sonra denen Sayın Başkan son 2 aydır da kurtarılması için elinden geleni yaptığına biz zaten şahidiz. Böyle bir şey varsa atın bize, biz zaten sorarız. Şimdi ben böyle bir söylemim hiçbir yerde yok.
nerede varsa, paylaşımım varsa, sesli bir kaydım varsa arkadaşlarım atsınlar. Ha şöyle bir şey olabilir. Ben onu burada arz edeyim bizi izleyen insanlara. Ayet-i Kerime'de sarhoşa sormuşlar, niye namaz kılmıyorsun? Demiş, ben Kur'an'da okudum, diyor ki namaza yaklaşma. Kur'an'da böyle bir şey yazar mı? Diyor, bak şurada yazıyor. Evet. Diyor, onun başını da oku. Başını okumaya niyetim yok. Evet. Benim hafız olmaya niyetim yok. Bana bu kadar yeter demiş. Ayet-i Kerime'nin başında diyor, içkiliyken namaza yaklaşma. Evet. Şimdi benim de cümlemin içinde bir yeri cımbızlayıp onu almışlarsa, onu kendi kafalarına göre yorumlamışlarsa, evet, benim sezon başında bütün Urfa'nın, bakın bütün Urfa'nın, Urfa Spor kapansın dediği zamanlarda ben o ara ameliyat olmam hasebiyle bir ay il dışındaydım. Ben o süreçte yorum yapmadım. Yorum niye yapmadım? Geldikten sonra da ilk işim, bakın buradan ilk olarak söylüyorum, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Evet. Dedim ki Urfa Spor'u kapatmanın bir vebali vardır. Urfa Spor kapandığı zaman İnsanlar unutmaz. Üç tane, beş tane dediğimiz çok çabuk geçer. Neticede sayın valimiz yabancı bir insandır, memur bir insandır, tayini çıkar, gider, vakti dolar gider ama biz Urfalıyız, bu şehirde yaşıyoruz. Urfa Spor'u kapatmanın vebalı büyüktür. Bunu tarih affetmez. Bunu iyi düşünün. Affeder etmez, evet, onu bilmiyorum ayrı. Ama bana söylediği cümle şuydu. Nihat Hocam 60-70 milyon borç var. Ben bunu bildiğim için kanım içime de aksa yorum yapamıyorum. Urfa Spor'u kapatmayın diye basında sesli düşünemiyorum. Ben sadece o süreçte sessiz kaldım. Ama zaman itibariyle, geldiğimiz nokta itibariyle, biraz evvel de söyledim, Mehmet Yılmaz yönetiminin ve Urfa Spor'un içine düştüğü kriz durumu Urfa Spor'un dip yapmasına sebep oldu. Dip. Ekonomide bir söz vardır. Bazı krizler yükselişler için fırsattır. Şimdi bugün 60-70 milyon diye telaffuz edilen o rakamlar aslında içine düştüğümüz durum bizim için bir nimet. Bizim için bir fırsat. 3 aydır ben ekranlarda bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi geldiğimiz nokta neydi? Yönetici alacaklarının hibesinin tartışılması konuşulmaya başlandı. Doğru mu? Evet. Belki 40 trilyon hibe edilmez ama 30 trilyon hibe edilir. 35 trilyon hibe edilir. Yönetici bazında değil mi? Yönetici bazında. Evet. Borcumuz 60 trilyon. Şimdi 20 trilyon olan borç normal vesaire sezon başında bunu ödemeye kalksadık, rica etseydik bizden en fazla faizini almazlardı. Evet. Bugün o paralar 5-6-7 milyonla telaffuz ediliyor. Bakın Urfa Spor'un sıfırdan tekrardan ayağa kalkma durumu var. Ha bizim, Halil kardeşimin sorusuna cevap veriyorum. Bizim şu an yapmak istediğimiz hadise bu. Sayın valimize desteği için müracaat ettik. Sayın belediye başkanımıza desteği için müracaat ettik. İl Emniyet Müdürümüze nezaket ziyareti yaptık. AK Parti İl Başkanımıza bugün nezaket ziyareti yaptık. Ama bu işin taşıyıcı yükü Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, STK'larımız, iş adamlarımız. Ha Nihat Başkanım ne yapabilirsiniz? Ne yapabiliriz? Onu da istersen reklamdan sonra. Bir kelimeyle reklama gidelim. Evet. Urfa Spor için dilencilik yapacağız. Dilencilik yaparken de dilendiğimiz parayı futbolculara huvarda bir şekilde dağıtmayacağız. Evet. Arkadaş bakın biz dilencilik yaptık. Siz de elinizi taşın altına koyun. Urfa Spor'u yaşatma adına siz de bize yardım edin. Gelin bu Urfa Spor'u birlikte yaşatalım. Belki siz olmazsınız ama sizin çocuklarınız yarın bu Urfa Spor'da oynar deyip Urfa Spor'u bu şekil tekrardan ayağa kaldırmayı istiyoruz. Evet sevgili spor severler, mesajlar da geliyor. Tabii reklamdan sonra okuyacağız bunları. Kısa bir aramız var, aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen mesajlar da tabii geliyor. Hocam
konuklara selam demiş. Anfaspor yaşatmak için büyük mücadele eden büyük kaptan Nihat Başkan, bu yolda başarılar dilerim. Şimdi bütün şehir kenetlenmeli. Herkes elini taşın altına koysun. Şampiyon sarı yeşil demiş Murat Gönüllü. Murat Gönüllü kardeşime sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Mahir Ateş de bir mesaj atmış. Selam, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir İsmail abi. Gene bu akşam da spor zirvesinde izleyeceğim. Program çok güzel. İnşallah iyi olacak. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok güzel konuşmalar oluyor. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı'na da sevgiler gönderiyorum. Ama bu durum bizi gerçekten çok üzüyor. Mahir Ateş. Mahir Ateş'e de sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Sorularınız ve görüşleriniz tabii bekliyoruz. Atabilirsiniz görüş ve sorularınızı. Başkan burada zaten, soralım hepsini. Evet, Sayın Savaş. Sayın Başkan, kongrede zaten az önce de sordum. Bu Urfa Spor'un bu borcunu nasıl kurtaracaksınız? Aynı zamanda başkan olduktan sonra ilk konuşmayı kongrede aldınız. Ben işte Urfa Spor'u bir düzlüğe çıkardıktan sonra yönetim olarak istifa edeceğiz. Yani senin buradaki amacın Urfa Spor'u kurtarmak. Minimum borcunu minimuma indirmek. Yani siz bunu nasıl indireceksiniz ve indirdikten sonra da iyi bir yönetim oluşması için çaba sarf edeceksiniz. Böyle bir kongrede konuşman oldu. Bunu bize bir kamuoyunda şimdi bir açıklar mısınız? Ben önce isterseniz oraya girmezden sizin sorunuza ben bir soru ekleyeyim. Bu soruyla da karşılaştık. Bazı arkadaşlarımız bizi tabiri caizse nasıl söyleyeyim? Dilim de dönmüyor. Yani arkadan vurmakla itham yani etti. Parasız, pulsuz. Yok ben şura geleceğim. Nasıl yani arkadan? Şimdi kayyum heyetiyle birlikte yürüdüm. Evet. Kayyum heyetinden hiç kimse yönetiminde yok. Sadece Hüseyin Leblebcioğlu'nu aldı. Onlardan niye kimseyi yönetime almadın? Veya sen bu heyetin içindeydin. Bu heyeti çok iyi kullandın. Senin amacın burada başkan olmakmış. Ben tabii bunu olduktan sonra ben duydum. Çok evet. Da üzüldüm. Arkadaşlarımdan bir iki tanesi bu şekil. Ben geçen hafta Hüseyin Gürses kardeşimle Adasa TV'de konuk oldum. Ben orada şunu söyledim. Ben 1984 yılında Urfa Spor'a gittim. 90 yılında futbolu bıraktım. 84-85'te gittim. 89-90'da futbolu bıraktım. Bugünkü TFF 1. Lig 5. maçında, Maraş maçında sakatlandım, ameliyat oldum. Futbolu bıraktım. Futbolda, Urfa'da, sporda gele bana göre gelebileceğim en iyi yere gelmişim. Bir amatör kulübün yıllarca kulüp başkanlığını yaptım. Yıllardır televizyonda göz önünde olan bir insanım. Ve yıllardır bütün yönetimler, Fethi Şimşek yönetimi dahil, Sabahattin Ceveri yönetimi dahil, Emin Yetim yönetimi dahil, şu telefonda hepsinin mesajı vardır. Maruf Güneş'in de mesajı vardır, Nabi Kırmızı'nın da mesajı vardır. Emin Yetim Başkan da sonki dönemde, o Mehmet Ekinci Başkan, hepsi bana yönetimi teklif etmişlerdir. Ha şimdi diyeceksiniz ki madem Urfa Spor'u o kadar seviyordun, niye girmedin Nihat Hoca? Daha önce de girdiniz yani yönetime. Biz bir dönem danışma kuruluna girdik, yönetim değil. Evet, onda da Saracoğlu ile birlikte sezon başındaki yapıyı görür görmez, Temmuz'un 17 Temmuz, 15 Temmuz darbe oldu. O civarda. 17 Temmuz'da ben istifa dilekçemi açıkladım. Yani sezon başındaki yanlışları gördükten sonra ben sosyal medya üzerinden sayfamda duruyor. Evet. İstifa dilekçemi açıkladım. Niye girmedim? Benim kafa yapıma göre ortamın steril olmadığını, sürecin kötü yönetildiğini, sistemin olmadığını, bu sistemsizlik yüzünden Urfa Spor'un en sonu bir gün uçuruma gideceğini yıllardır ekranlardan, sosyal medyada sizler de şahitsiniz. Ben bunu dile getiriyorum. Keşke ben yanılaydım, bugünlere gelmeyeydik. Evet. Keşke ben yanılaydım. O iyi günlerde, paralı yönetimlerde, isimli transferlerin yapıldığı dönemlerde, yani yönetime girmeyen, reklamını yapmayan bir Nihat Çakır şimdi Urfa Spor üzerinden mi reklamını yapacak? Ve ben o kongredeki bu konuşmayı onun için yaptım. Yok zaten evet. Reklamımız var yani söylemeye gerek, Urfa Spor'da gerek var mı? Yok. Aynen. O kongredeki bu, eğer ben önce bu kulüp kapanmasın diye şu listeyi yaptım. Evet. Kulübün artık resmi olarak bir yönetimi var. Ve o yönetimi yaparken de hiç kimseye bir vaatte bulunmadım.
Sadece bu kulüp kapansın diye. Menajerler aramaya başladı, futbolcular aramaya başladı. Bakın benim paralı bir yönetimim yok. Hiç kimse bana herhangi bir şey vaat etmemiş. Reklama gidende bir söz söyledim. Tabiri caizse dilencilik ede ede toplayacağımız paraları sizler de fedakarlık edip gelebileceğiniz en asgari fiyat neyse oraya gelirseniz oturup sizlerle bir sohbet yapıp hem siz paranızın kısmi olarak paranızı alırsınız hem de Urfaspor'un yaşamasına, bekasının devam etmesine vesile olursunuz. Vesile olursun. Alacaklı futbolcu kardeşlerimize söylüyorum bunu. Şimdi peki yol haritanız nedir? Onu sorun. Yol haritamız nedir? Birinci yol haritamız yabancı futbolcuların alacağını yapılandırma. Tam bunu ben sorayım Sayın Başkan. Evet. Yani alacaklı futbolcuların herhalde 20 trilyon civarında evet. bir alacağı evet. var. Onu biz evet. Evet. biliyoruz. Yani bunlarla herhangi bir görüşme yaptın mı? Bu 20 trilyonu ne kadar bir minimuma düşürme gibi bir projem var. Görüştün mü? Hem sporcularla görüştün mü hocalarla? Ve yabancı futbolcularımız var. Biliyorsun FIFA'ya müracaatta bulmuşlar. Bunlarla diyaloğa girdiniz. Şimdi gelen mesajlarda bana da çok mesaj geliyor. Sevgili taraftarlarım beni hoş görsünler. Taraftarlarımız hoş görsünler. Gelen mesajların çoğu veya spor adamlarının mesajı daha doğrusu beni çok daha çok yaralıyor. Örneğin yeni yönetimli Urfa Spor bu hafta Tarsus'u yener mi? Bu arkadaşımız spor adamı. Bu yanlış. Şimdi bir başka spor adamı arkadaşımız ya neye Urfa Spor'u konuşuyorsunuz? Zaten düşmüş. 60 tane gol yemiş. Puanı yok. Bu yönetim ne yapacak? Şimdi spor adamlarının bu yorumları yapması sokaktaki insanların bu yorumu yapması beni fazla üzmez. Sporun içinde ve sporun önünde olan insanların Urfa Spor'a bu şekilde yaklaşımı beni çok üzer. Niye çok üzer? Şimdi Urfa Spor kümeye düşmesi kesinleşmiş mi? Sayın Başkan zaten biz bunu programımızda geçen programlarda da dedik ki bizim amacımız bu lig değil. Önümüzdeki sezon kapanmayıp Urfa Spor'u 3. ligden devam ettirmek. Bakın siz spor adamısınız olması gereken şeyi söylüyorsunuz. Bizim amacımız. İlk spor adamları diyor ki işte anket yapıyor ya. Diyor ki Tarsus'u yener mi yani? Şimdi Yani şimdi kim oynayacak ya? O 17 takımımız bu ligde top oynuyor. Bu 17 takımımız. Yaşları 16-17 yaşındaki gencecik çocuklar. Kamp görmemişler. Gıda olarak gıdalarını almamışlar. Altyapıları sıfır. Ve bir de bir sürü sakatlık. İşlerinde sadece bir fevzi kaptan. Bir tanesi zaten ameliyat oldu. Fevzi kaptan bir tane sadece. Evet. Şimdi gönül ister diki çıksın yensinler. Ama böyle bir paylaşımın bize Urfa Spor'a ne getirisi olabilir? Veya bir başka soru soruyor. Diyor ki yeni yönetim geldi takım kümede mi kalacak sanki? Düşmüş zaten ya. Ya yeni yönetimin bu takımı ben bu gençlerle bu ligde tutarım diye bir demeci olsa evet. sokakta taşlarsınız o yönetimi ya. Evet, dersiniz aynen. Bu adamlar gelmiş yönetici olmuş ya. Evet aynen. Böyle soru sorulur mu? Bu tamam. yönetim bu takımı tamam. bu ligden mi tutacak? Tamam zaten. Şimdi düşünmüş. Bu takım bakın bu takım kötü yönetilmesinden dolayı bu durumlara gelmiş. Ekonomik olarak bir krizin içine girmiş. Ama ekonomik kriz yine söylüyorum bizim için Urfa Spor'un borçsuz bir şekilde, tahtası açılmış bir şekilde önümüzdeki sene 3. ligden başlaması TFF 1. ligine eş değer bir başarıdır. Kesinlikle. Şimdi yabancı futbolcu alacaklarından dolayı FIFA'nın Urfa Spor'u BAL ligine düşürme ihtimali çok yüksek. Evet o 3 puan da geldi çünkü. BAL ligine düşürme ihtimali çok yüksek. Yani. BAL ligine düşürmesi ne demek? Amatöre düşmesi. Amatöre düşmesi. Evet. Amatördeki bir Urfa Spor'a hiç kimse sahip çıkmaz. O zaman %90 olan oran Karaköprü Urfa Spor olsun diyen o %90 oran %99.99 olur. Ama bugün geldiğimiz nokta Karaköprü Spor Urfa Spor olsun mu diyenlerin oranı %49. Bakın %90'ı %49'a çekmişiz. Bu çok büyük bir yönetimsel başarıdır. Ve sizler de şahitsiniz buna. Kamuoyunda bu oluşumun, bu hareketin karşılığı, destek olarak karşılığı maksimum. Beklenenin çok üstünde.
bu kadar kötü ekonomik şartlarda, bu kadar kötü bir Urfa Spor'un olduğu bir durumda bu yönetimin karşılığı veya yönetimin çalışmasının karşılığı kamuoyunda pozitif. Ha, ne yapacağı sorusuna gelince, önce bu kulübü kapatmamak için yabancı futbolcu alacakları 1.080.000 euro, 100.000 dolar. Bu hemen hemen 7.5-8 trilyona tekabül ediyor. Bu üç puanla ilgili olan kısmı. Hayır. Futbolcunun alacakları. Futbolcunun alacakları. Yabancı açıklayın o gelen üç puanın ödenecek parayı da onu da açıklayın o, sevgili spor severlerin bilgisi. Onu da söyleyelim. Bu arkadaşlarımızın FIFA'ya şikayetinden dolayı yasal faiziyle birlikte gecikmeleriyle avukat ücretiyle bu para 10-11 trilyona dayanmış durumda. Evet. Şimdi bu para önce bu para çözülecek. Bu parayı biz ilgili arkadaşlarımızla, menajerleriyle, avukatlarıyla yine söylüyorum. Siz en asgari bir şekle çekin ki tabiri caizse siz bize o enerjiyi, o güveni verin ki biz de burada dilencilik yapmaya, Urfa Spor için dilencilik yapmaya çalışalım. Sayın Valimize gidelim, ipimizi çadırıza bağlamaya geldik. Size dahil olduk. Sayın Büyükşehir Belediye'mize gidelim, STK'larımıza gidelim. Gücümüz nispetinde hiç olmadı, elimize biletleri alalım veya teberru makbuzunu alalım, sizlere de birer koçan verelim. Kapı kapı, dükkan dükkan gidip dolaşalım. Önce bu yabancı futbolcu alacaklarını ödeyelim. En asgari Allah göre 1 milyona çekelim. Evet. Ne kadar az olur? Ne kadar bu oranı ne kadara kadar çekebiliriz? Yani ben burada görüşmeler halindeyiz. Burada rakam telaffuz etmek istemiyorum ama bu oranı çekebileceğimiz en minimum seviyeye çekersek ondan sonra dediğim gibi ilgili kim var? Kale savaşa geldik. Gücü ne kadara yetti? 10 milyara yetti. Al kardeşim fişini imzala, götür Urfa Spor'un hesabı. Urfa Spor'un da değil. Çünkü orada temlik var, icra evet. var, bilmem ne var. Açılacak bir hesaba. Burada bunu niye söylüyorum? Avrupa'dan şu anda bizi izliyorlar. Attığımız her adımı, aldığımız her nefesi takip ediyorlar. Nihat Çakır ve yönetimi başarılı olur mu? Paralarımızı alma imkanımız olabilir mi? Muhabbeti birbirleriyle sürekli yapıyorlar ve sürekli beni arıyorlar. Benim bu ekranda da söylüyorum, şifayen kendilerine söylediğim hadise de budur. Arkamızda bir delikli kuruş, bir liramız yok. Eğer makul bir rakama, eğer menajeri, eğer avukatı, eğer bizzat şahsi futbolcu makul bir rakama çekebilirsek, o zaman bir daha konuk edersiniz burada. Şu kadar para topladık, şu kadar parayla gidiyoruz. Allah'ın izniyle bu yabancı futbolcuları halletmeye çalışacağız. Halletmedik, edemedik. Onlar inmediler, biz de para toplayamadık. Bundan kötü bir durum var mı? Yok. Biz üstümüze düşeni yaptık. Biz bu işi yapamadık. Aslanlar gibi tekrar gelip konuğunuz oluruz. Kongre kararımızı aldığımızı beyan ederiz. Ve yönetim olarak istifamızı veririz. Ha, başarılı olduk. Yine aynı şeyi yaparız. Yine kongre kararı alırız. İstifa etmeyiz. Kongre kararı alırız. Kulübün önünü açarız. Niye kulübün önünü açarız? Ben ve arkadaşlarım hepsi asker. Zaten siz bunu dile getirdiniz. Yani iyi bir konuma geldikten sonra ben tekrar aynen. kulübü teslim. Sözümüzün arkasındayız. Evet, kulübü bırakıp herkesin önünü şimdi açacağız. Biz bu borç yapılandırmasını bir ayda halletsek, bakın burada söz veriyorum. Bir ayda. 31. gün kongre kararı alırız. Evet. Niye kongre kararı alırız? Daha güçlü, daha çok geniş kesime hitap eden, bütün dinamiklerin içinde olduğu, hem iş adamı, hem STK'sı, hem bürokratı, içinde olduğu ve sistemin tartışıldığı güçlü bir liste. Delegasyon yapısının tartışıldığı, sistemin tartışıldığı, AŞE'nin konuşulduğu güçlü bir liste için Urfa Spor'un önünü açarız. Ha, bunun içinde bu yönetimden olan arkadaşlar olur mu olmaz mı? Onu o günkü şartlar, o günkü konjüktür belirler. Evet. Nihat Hocam sen olur musun? Ben şu an itibariyle benim misyonum, benim görevim bu kulübü kapatmamak, bu kulübü yaşatmak. Kendi kendini idame edebilir, ayakları üstünde durabilmesini sağlayacak konuma getirmek. Ben bunu yaparsam bu gurur, bu şeref bana yeter.
Benim hiçbir zaman Urfa Spor'dan görev talep etmedim. Biz görev emredildi, görev yap. Bunu yaparsanız evet. Tarih bunu da yazar. İnşallah. Evet. İnşallah. İki tane mesaj var, onu okuyalım. Urfa'nın kurtuluşu için büyük bir forma kampanyası lazım. Şehrin iş adamları taşın altına elini sokmalı demiş Veysel Çiftçi kardeşime, sevgi ve saygılarımı buradan söylüyorum. Merhaba Şanlıurfa sevenler, ben size bir şey söyleyeceğim. Benim kalbimi üç şey delebilir: İslam, vatan ve Şanlıurfa Spor demiş. Ferhat Çiftçi de böyle bir mesaj atmış. Ferhat Çiftçi kardeşime de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Bununla ilgili mesaj bittiyse okuyayım Halil abi ondan sonra. Tesis bizi hakkında... gerçekten mahcup. Burada bir hayırlı akşamlar, iyi programlar diliyorum. Aslında bu kulüp aylar önce tamamen bitti ve kapanıyor denildi. Zaman zaman spor yorumcuları ve spor adamları da Şanlıurfa Spor kapandı ve bu borcu kimse ödeyemez denildi. Karaköprü Sporu Şanlıurfa Spor FK yapalım planları yapılmaya başlandı. Son olarak da kulüp kapanmayacak ve taşın altına elini ve gövdesini koyan Şanlıurfa Spor, tarihini kritik gollerini atan bir dönemde Şanlıurfa Spor'da şampiyonluk yaşamış kaptan Nihat Çakır abimizi gayretle önce kayyum heyeti olarak atandı. Son olarak da kimsenin liste çıkarmadığı en zor dönemde liste çıkardı. Başarılar diliyorum. Bize de ve görev düşerse başımız gözümüz üzerine demiş. Şanlıurfa Spor Yönetim Kurulu'na başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olmuş. Açık olsun. Sait Aktak. Sait Aktak abimize sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. O da öyle bir mesaj atmış. Ömer Ceylan da bir mesaj atmış. Onu da okuyalım. Merhaba Tarsus'tan Ömer Ceylan. Tüm konuklara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, şunu söylemek istiyorum. Yönetimdeki beklentimiz Şanlıurfa Spor yönetici egosu değil. Şanlıurfa Spor hizmetkar aşkıyla gelsinler demiş. Selamlar demiş Ömer Ceylan. Ömer Ceylan'a ve Tarsus'ta da sevgilerimi sunuyorum buradan. Evet. Kusura bakmayın, biraz mesajlar geç açılıyor. İyi yayınlar diliyorum. Nihat Başkanı ve Halil Savaş kardeşime selamlar, saygılar sunuyorum. Urfa Spor'un Nemrudilere inat, sindire sindire küllerimizden yeniden doğacağız demiş Halil Demir. Halil Demir abimize de sevgilerimizi sunuyoruz. Güzel bir mesaj atmış. Evet, Şile Yıldız Karaköprü maçında bir Urfalı kaybetti, bir Urfalı kazandı. Şile Yıldız'ı yardımcısı antrenörü Urfa Akçakaleli Mehmet Uğur Uyanıoğlu maçı da kendisi yönetti demiş. Cüneyt Uyanıoğlu. Cüneyt Uyanıoğlu'na da sevgilerimizi sunuyoruz. Mesajlar var Halil abi, eğer senin mesajın varsa söyleyebilirsin. Tabii şimdi... Sait Köylü'nün de mesajını okuyalım mı? Okuyalım onu. İsmail Hocam, Nihat Kaptan'a sorar mısınız? Tesisteki işçilerin maaşı ödenecek mi? Bir de yemekhane açıldı mı demiş Sait Köylü abimiz. Onu da cevaplar zaten duydu Nihat Başkan. Evet, size ve Nihat Başkanımıza Halil Savaş ve selamlar saygılar demiş Metin Şenay. Metin Şenay'a da sevgiler gönderirim. Çünkü bir tek bilgisayarında bizim telefonumuza da geliyor mesajlar. Evet, iyi akşamlar İsmail Bey. Şanlıurfa Spor'umuzu iyi olacak, umut ediyorum. Sayın Başkanımız ve Halil Savaş abimize de selamlar. Abdülkadir Cembaz bir mesaj atmış. Evet, selamlar İsmail Hocam. Supi Atiye ve Berat Kabakulak ve İbrahim Karaca saygılar sunuyorum demiş. Hüseyin Kabakulak, sevgi ve saygılarımızı hem Hüseyin Kabakulak hem Adnan Kabakulak'a da sevgiler buradan gönderiyoruz. Evet abi, söz sende. Buyurun. Şimdi tabii az önce Sayın Başkanımız Urfa Spor'un futbolcu alacakları ile ilgili bir çaba içerisine gireceğini ve bu çabanın karşılığını alırsa minimuma düşürdüğü takdirde Urfa Spor düzlüğe çıkar ve amatöre düşmekten kurtulur. Tabii böyle bir çalışmaya girdiniz. Şayet bunun karşılığını bulamadığınız takdirde işte alacaklı futbolcular fiyatlarını düşürmediği zaman, işte halen alacak yüksek olduğu zaman bence başaramayıp... Be planınız var mı? Be planınız var mı? İşte bunu düşünüyorum. Yani sen minimuma düşüreceğim. İşte Urfa Spor kapatmamak için mücadele ediyorum. Düşürmediler ve bana göre o anda bundan kötüsü var mı deyip bırakacaksınız. Doğru mudur? Burada yalnız 4 takımımız var. B planımız da var, C planımız da var. Evet. B planımız ne, C planımız ne? Nihat Çakır
kaptan diyelim, başkan demeyelim, başkandan evvel kaptandır. Herkes tamam. Kaptan biliyor zaten. Nihat Çakır kaptan, inatçı bir adamdır, evet. Mücadeleci bir adamdır. Dilinin döndüğünce muhakkak eksiklerim, yanlışlarım, hatalarım vardır. Sıfır hata bir insanım desem yanlış konuşmuş olurum. Ama inandığım bir davanın arkasından sonuna kadar gitmeyi, mücadele etmeyi seven bir insanım. Sait Köylü kardeşimizin mesajına cevap vereyim. Üçüncü bölüm oluyor o galiba. Evet. Üçüncü bölümde de sizin sorunuzun cevabını vereyim. Şimdi tesis olmaktan çıkmış. Ne tuvaletlerde musluk kalmış, ne tuvalet taşı kalmış, ne temizlik var, ne sahamız saha, ne idman ortamımız steril, ne yemek hanemizde kazan kaynıyor, ne de personel maaş almış. Şimdi ben kongrede bir söz söyledim. Bu yönetimde para yok dedim. Ardından espri yaptım, dedim bende de yok. Yani geçmiş dönemlerde yöneticilerden hele şu kadar ver, bu kadar ver, şunu yapalım, bunu yapalım. Böyle muhabbete kimse bizle girmez. Bizim görevimiz belli. Bizim görevimiz fiziki şartları hazır etmek. Hazır ettikten sonra mali yapıyla ilgili bir çalışma içine girmek. O mali yapıyla ilgili çalışmanın içine girirken de hiçbir şekilde ne ben ne bir yönetim kurulundaki arkadaşlarım mali yapının hesabına müdahil olmayacak. İlgili bir avukat, bir mali müşavir tutulacak. Evet. Bütün hesap onların kontrolünde olacak. Makul bir seviyede, makul bir ölçüde anlaşıldı. Onlar muhatap olacak. Hazreti Ömer'in bir sözü var. Para ve kadınla yalnız bir odada kalmaktan Allah'a sığınırım. Paranın olduğu yerde daima şahide vardır. Evet. Onun için bu konuda da şahsı ve yönetimdeki arkadaşlarım hiçbir inisiyatif almayacağız. Para atıyorum 10 lira toplandı. 10 liranın kapısının önünden dahi geçmeyeceğiz. Hesapta şurada bu işle ilgili avukat olacak, bu işle ilgili mali müşavir olacak. Biz Urfa Spor'un bir nevi ameliyata giriyor. Narkoz doktoru üstünde, cerrahı üstünde, ondan sonra kalp doktoru üstünde herkes kendi işini yapacak. Davamız o hastaya güzel, iyi bir ameliyat geçirip o hastayı yoğun bakımdan çıkarıp normal bakıma almak, normal bakımdan sonra sivil hayata kazandırmak. Sivil hayata kazandırdıktan sonra seni ben iyi ettim ha, yok böyle bir şey. Evet. Ha biz kısa vadede tesiste ne yaptık? Dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi o tuvaletlerdir, şunlardır, bunlardır, bakım onarımının hepsini yaptık. Orayı steril bir hale getirmeye çalıştık. Personel olan arkadaşlarımızı çağırdık. Belki cüzi bir oranda kendilerine bir karşılık dağıttık. Belki içeride geçmişteki olan paralarınızın tamamı çeyreği bile değil ama en azından size bir cep karşılığı verdik. Yani ister 1000 lira söyle, ister 2000 lira söyle, ister 3000 lira söyle kişi başı. Şimdi bunu söyledikten sonra da kendilerine arkadaşlar burası bir kurum. Biz, ben size sevgi olarak sevgimi yansıtmadım mı, size saygısızlık ettim mi siz de bana yaparsınız. Kuru kuru kabadayılık olmaz. Aç erkeklik olmaz. Az da olsa ben iaşenizi getirdim, önünüze indirdim. Ama siz de burada görevinizi bileceksiniz. Burada çalışan bir personel olan insanlar olduğunuzu bileceksiniz. Siz bizlere saygıda kusur etmeyeceksiniz. Biz de sizlere sevgide kusur etmeyeceğiz. Burada, evet. Burası bir kurumdur. Evet. Kurumda otorite varsa, kurumda sevgi saygı varsa devamı vardır. İsmail Hocam böyle diyor. Yani reklam var. 2-3 kelimeyle bitireyim mi? Evet. Tamam bitir. Bu personelle ilgili alacakları konusu bu şekil. Arkadaşlarımız da hepsi aslan gibi pırıl pırıl insanlar. İşte yok şu geçmişte böyle yapmış bu beni ilgilendirmiyor. Geçmişte yapılan hiçbir şey beni ilgilendirmiyor ama şu saatten sonra yapılan yanlış, ben de yanlış yapsam beni orada barındırmayın. Son olarak yemekhanede kazan kaynıyor, sıcak yemekleri çıkıyor. O ortamı da hazırladık. Bunu da şurada bir parantez açayım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bir söz var. At sahibine göre kişiler. Otorite olmayan yerde her türlü boşluk olur. Evet. Kendimizi başkanımıza iyi ifade ettik. O güvene enjekte ettik. Eğer deplasman otobüsü, eğer deplasman masrafı, eğer mutfaktaki erzak.
Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımıza da bu anlamda teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. O anlamda Büyükşehir Belediyesi tam destek arkamızda duruyor. Bunu niye söylüyorum? İşte Urfa Spor'a destek vermiyor, Urfa Spor'un kapanmasını istiyor. Kapanmasını isteyen bir insan kulübe bu kadar maddi destek vermez. Sayın Başkanımıza tekrar sevgi, saygılarımızı iletiyoruz. Evet, program zaten devam ediyor. Sorularımız geliyor. Reklamdan sonra yine sorularımız olacak. Bana geliyor. Bayağı soru geldi. Onları hepsini soracağız reklamdan sonra. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili spor severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar İsmail abi, Nihat Başkan ve Halil abiye selamlar. İnşallah bu sevdamız yeşerecek, inanıyoruz. Her zaman arkasındayız ve başarılar diliyorum. Lütfen bu fotoğraflarımı da Nihat Başkan'a gösterirsen sevinirim. Yani şu anda biraz zor göstermemiz. 2 yaşında tabii biricik evladı, Allah bağışlasın. Urfa Spor forması giymiş maşallah, evin ortasında. Maşallah, öbür çocuklar da hepsi sarı yeşil formalı giymiş. Ahmet Özdemir kardeşime sevgiler. Urfa sevdası da gerçekten kendisinde var. Evet, hayırlı akşamlar dilerim. Konuklara selam demiş. Nihat Başkan'a bir sorum olacak. Ne kadar bütçeye geldiniz? İkinci sorum başkana, DSİ Spor'u niye kapattınız? Şimdiye kadar kaç tane futbolcu Urfa Spor'a verdiniz? İsmail Milli. İsmail Milli kardeşime de sevgiler. Geçen hafta da böyle bir soru bu sormuştum. Soru 2-3 evet. Haftada bu sorular geliyor yani bu şekilde. Ben size söyledim ya, Hayla bir de şahit. Evet. Bu gibi sorular bana çok geldi. Tabii cevaplarsanız sevinirim. Tabii mesajlar var, onu arada okurum ben. Buyurun. Şimdi adama sormuşlar. Niye çocuğun olmuyor demişler. Demiş kadımım ben. Yani kısırım. Evet, kısırım. Ya boş ver kısırı demiş. Sen çocuğun niye olmuyor, sen onu bana anlat. Ya şimdi bu soru ona benzedi. Şimdi. Evet. Yani biz niye geldiğimizi, nasıl geldiğimizi, amacımızın ne olduğunu şimdi burada bir saattir anlatıyoruz. Ondan sonra böyle bir soru geldikten sonra ne, nasıl bir cevap? Neyse, DSİ Spor'a cevap verirsin o zaman. Şimdi onun cevabı budur. Ha, DSİ Spor'a gelelim. Evet. DSİ Spor kapanmamış. DSİ Spor U17'de... Ligden niye çekildi o alt takımı? Bir saniye, onun evet. Cevabını vereyim. DSİ Spor U17'de, U19'da faaliyetini sürdürüyor. Tabii, bizim grupta zaten. Amatör kulüpler, kamudaki amatör kulüpler 1980 darbesinden sonra Kenan Evren'in bir genelgesiyle bütün kamu kurumlarında amatör kulüplerin kurulması mecburi oldu. Ondan sonra bütün kamu kurumları gençleri terörden uzak tutmak için, anarşiden uzak tutmak için kamu kurumlarında spora, onların bünyesinde spora yönlendirdi. Hatta bir sürü gençler de devlet dairelerinde işe girdiler. Belki sizler de onlardan bir tanesiniz. Bir sürü arkadaşlarımız da var. Aynen öyle. Ama geldiğimiz süreç itibariyle bundan 7 yıl evvel mi, 8, 10 yıl evvel yaklaşık Fatih Terim milli takımın başına geldiğinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda İşte bu amatör futbolcuların serbest kalması hikayesi, ondan sonra yaş kontenjan sınırını getirmesi hikayesi, kamudaki düzenlemelerden sonra kamu kurumlarının amatör kulüplerinin faaliyetinden çekilmesiyle ilgili devlette bir genelge yayınlandı. Bizimle birlikte mücadele eden bütün futbol kulüplerinin hepsi esamesi okunmuyor. İsmi tarih oldu. Yanlış mıyım? Evet. Aklınıza getirin, bir sürü kamu kurumu vardı. Tabii, tabii. Şimdi sadece DSİ Spor kaldı. Şimdi DSİ Spor bugüne kadar mevcudiyetini devam ettirmişse, bakın ben başka bir örnek vereyim. DSİ Spor şu anda dışarıdan servis kiralayarak maçlara gidip geliyor. U17 ve U19 takımı. Şu anda mı? Şu anda. Son 2-3 yıldır bu böyle. Niye böyle biliyor musunuz? Evet. Bundan evvelki bir bölge müdürümüzle ilgili bunu istişare etti kendisiyle. Bu arada ben emekli olmuşum, onu da söyleyeyim. Evet. İstişare etti kendisiyle, dedi Nihat Hocam dedi, herhangi bir yerde bir kanun maddesi var mı kurum aracıyla bu takım deplasmana gider diye. Dedi bana bir madde bul gel, yolda Allah muhafaza bir kaza olsa ben bunu nasıl izah ederim, ben bu çocukların sahibine ne derim? Bütün evet. Sorumluluk bende. Bunun cevabını da Allah, çok fazla bunun üzerinde evet. Durmayalım. Yani bunu niye, yok ben şunu şu amaçla söylüyorum.
Deseyi Spor kapanmamıştır. Süper Küme'deki fiziki ekonomik şartları biliyorsunuz. Biliyoruz evet. Kurum takımlarında eski ekonomik maddi güç yok. Kalmadı. Kalmadı. Şimdi Süper Küme'de oynamanın bir maliyeti var. En kötü takım 100 bin lira para harcıyor. Evet. Yanlış mıyım? Evet. Şimdi Deseyi Spor'dan kimler Urfa Spor'a gitmiş muhabbetini de yapıyorsa Deseyi Spor'un tarihine bakması lazım. Urfa'da Urfa Spor'a en fazla futbolcuyu veren kulüp Deseyi Spor'dur. Evet. Bu arkadaşımız Deseyi Spor'un geçmişini bilmiyor. Deseyi Spor'un geçmişini sorgulasın. Ha son 10 yılda diyorsa ona eyvallah. Son 10 yıla da gelince en son gönderdiğimiz futbolcular maşallah İbrahim Mermer, Sıdık Balcı, en son Kemal Tosun, en son profesyonel ettiğimiz futbolcular. İbrahim Peynir'inden tut, Cemal Kırat'ından tut, Ahmet Görgün'ünden tut, rahmetli Leş Celal'ından tut. Deseyi Spor, Urfa Spor'a altyapının haricinde diğer kulüplerde en fazla sporcuyu veren evet. kulüptür. Evet. Yani Deseyi Spor dedikleri zaman bir saat düşünsünler ondan sonra soru sorsunlar. Evet. Bir iki mesajımız var. İstersen onu okuyayım ondan sonra. Tabii. Yine. Burası Adana, Urfa değil. Ama Urfa Spor renklerine ben aşığım. Bu forma ucuz olmamalı. Nihat Başkan'a ve Urfa'ya Adana'dan selamlar, sevgiler. Tahsin açılmış. Bir mukabele. Evet, biz de sevgilerimizi, saygılarımızı buradan Adana'ya size gönderiyoruz. Renklerimize aşık olduğumuzdan dolayı. Kendinize ilgili daha fazla bilgi verebilirseniz sevinirim demiş İbrahim Güner. Valla sosyal medyadan takip edersin. Ne bilgi vereceğiz size? Evet. Selam İsmail abi. İstanbul'dan Nihat Başkanıma selamlar, saygılar sunuyorum. Allah utandırmasın. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah Urfa Sporu iyi olur, hayırlı olur ve güzel yerlere gelir. İnan Özer İstanbul'dan yazmış. İnan Özer sevgiler gönderiyorum buradan. Mahmut Deren de bir mesaj atmış. İsmail Bey, Şanlıurfa Spor gönül veren herkes bir aylık kazancını verse bu durum düzelir. Ben emekli bir kardeşiniz olarak 1844 TL'yi vermeye hazırım demiş Mahmut Delen. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Mahmut Delen abimiz böyle bir mesaj atmış. Bunu da okuyalım. Nihat Çakır başkanımıza başarılar diliyorum. Forma kampanyası acilen başlatması lazım demiş. Sevgi ve saygılarımızı Yusuf Ağaç'a gönderiyoruz buradan. Bu da böyle bir önergede bulunmuş. Buna kısaca ben bununla ilgili çok soru geliyor. Ben hemen buna paralel olarak bir soru hazırlamıştım. Onu da sor. Şimdi tabii Urfa Spor gerçekten maddi sıkıntısı çok fazla olan ve bu zamanda da geçmişte bir sürü işte kampanyalar, projeler yaptılar. Hiçbirinin karşılığı olmadı eski yönetimi kastediyorum. Şimdi bu sizin yönetim döneminde hem üye sayımızı arttırmak, hem üye giriş ücretini düşürüp herkesin girebileceği bir üye sayısını arttırmayı özellikle düşünüyor musunuz? İkinci sorum, yani bu kampanya dediğimiz Urfa Spor'a acil maddi para lazım, sıcak para lazım. Bununla ilgili yönetim olarak gerek valilikle gerek belediye başkanıyla bu konuyla ilgili bir çalışmanız oldu mu? Ve çok acil bir şekilde Çiçeği Burnu'nda yönetimin böyle bir çabaya, böyle bir projesi var mı yok mu? Varsa ne durumda diye düşünüyorum. Bunu da ekleyelim, bu soru da bunun içinde. Nihat Başkan'a para toplayıp borçları ödeyeceğiz diyor. Küme düşen bir takıma kimse para vermez. Bunu aklından çıkarsın. Bir de seneye borçlar... Bu borçlar seneye ödenmesi lazım. Yeniden yapılanmaya gidildi. En az 15 sporcu alınacak. Bu yönetimdeki paraları verecek kulübe yardımcı bulunacak hiç kimseyi göremiyorum. Herkese iyi akşamlar. İbrahim Halil Karaatlı. Sevgiler gönderiyorum. Karaatlı, evet. Karaatlı, evet. Karaatlı. Tabii az önceki senin cevapladığın mesaj. Şimdi ameller niyetlere göredir. Ben böyle arada bir hadis bir ayet okuyorum. Bazıları da diyor... Cuma hutbesi mi veriyor yani şimdi? Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Evet. Yani hepimiz insanız. Hepimiz yanlış da yapabiliriz ama... Ama hadisin spor programında söylenmemesini gerektiğini söylüyorlar. Bizim gerçeğimiz, hayatımız bizim. Evet. Cenab-ı Allah bize bir mektup göndermiş. O mektubu açın okuyun diyor. Zaten hiç açmadığımız için, rafa koyduğumuz için... Ha okursun, hayatına koyarsın koymazsın ayrı bir mesele, ayrı bir şey.
Bu arkadaşımızın Halil kardeşimin dediği gibi onun cevabı biraz el verdiğin cevapta var dedi de ben yine de ona buradan kısa bir cevap vereyim. Şimdi hiç kimse para vermez esprisine gelince şimdi ben biraz evvel bir söz söyledim. Biz nezaket ziyaretleri yaptık. Evet. Yani şimdi yeni yönetimiz Urfa'da valilik, mülki erken Urfa'nın cumhurbaşkanı. Doğru mu? Şehrin emini, büyükşehir belediye başkanı, şehrin her şeyi, bütün akarların toplandığı yer. Doğru mu? Güvenliğini sağlayan il emniyet müdürü. Dördüncü kim gelir? Urfa Spor Başkanı. Niye Urfa Spor gelir? 30 bin insan kapanayı doldurdu. 10 bin insan da dışarıda kaldı. 40 evet, bin insan. Aynen. O 40 bin insanı 5'ten çarptın mı? Ailesini söylüyorum. En aşağı 5. Anne baba, 2 kardeş olsa. Rahatlıkla. 5 kişi. 200 bin. 200 bin kişinin önünde olan insansın. Evet. 200 bin kişinin önünde olan bir insanı kimsenin kale almaması gibi bir lüksü yok. Hiç kimse öyle bir hadsizlik yapamaz. Az önce İsmail Buz bir mesaj okudu. Dedi ki ben 1800 lira ne paramı Urfa Spor'u 1844. He 44 lirayı bağışlamaya hazırım diyor. Bak şimdi Halil Karaatlı böyle bir soru sordu ama ondan önceki taraftarımız Urfa Spor sevgisi. Şimdi bu arkadaşımızın ruh hali bir ay evvelki veya şimdiki birçok insanda hasıl olan ruh hali. Evet. Veya bir ay evvel, iki ay evvelki ruh hali. Bugün geldiğimiz nokta, bu üç tane mülki erkanı ziyaret ettiğimizde, üçünün de söylediği, Nihat Hocam, başkan da deniyorlar, Nihat Hocam, yönetiminizin kamuoyunda tepkisi, bizleri de Urfa Spor'u sanki tekrar hayata döndürebilirsiniz umudu doğdu. Bakın ben diyorum ki, %90 olan Karaköprü Spor, Urfa Spor feka olsun, artık bu yarı bayarıya düştü. İnsanlar artık Urfa Spor'u konuşmaya başladı. Kümeye düşmesi garantileşmiş. Her maçta 3-5 yiyen Urfa Spor'un deplasmanına 50 tane seyirci gitti. Bu hafta Tarsus'a 50 tane seyirci gitti. Urfa Spor sevgisi böyle Urfa bir şey. Urfa Spor sevgisi böyle bir şey. Ve en kötü durumda Urfa Spor, ben Urfa Spor formasının, Urfa Spor'un ne kadar şerefli bir görev olduğunu yaşayan, bilen bir insanım. Aynen. Şimdi Allah lütfetti, ölüm halinde, sekerat halinde de olsa o kulübün kulüp başkanıyım. Ben nereye gidiyorsam önünü ilikliyorlar, sayın başkanım hoş geldiniz diyorlar. Bu Urfa Spor, başka bir şey değil. Evet. İnsanlar Urfa Spor'un ayağa kalkacağına inanırsa bu paralar vallahi komik paralar. Evet. Bu sorumuz... Sorunuzun cevabını... Ola ki ilgili alacaklılar inmediler paralarını. Evet, evet. Birebir kendileri bizi arıyor. Biz daha aramamışız. Evet. Kayyumdayken aradılar. Evet. Çoğu arıyor. Bu kulübü kapatmayın. Kayyumdan evvel spor programı yaparken, bakın özür dileyerek, tenzih ederek sizi söylüyorum. Hani Urfa Spor kapansın diyen, Nihat Hoca böyle bir cümle kullanmış diyen insanlara sesleniyorum. Şimdi sporla ilgili bir sürü insan varken, ben o kadar bu kazanın altına odun attım ki mülki erken gel buraya sen ne yapmak istiyorsun Urfa Spor'u nasıl kurtarabiliriz? Ben bugün burada oturuyorsam o verdiğim mücadelenin semeresi bu. Nihat Çakır'ın geçmişte Urfa Spor'da oynamış işte şunu yapmış bunu yapmış değil. Sadece mücadele. İnancın karşılığı. Ha başarılı olur muyuz? Yine söylüyorum futbolcu arkadaşlarımız şimdi durup dururken Fethi Şimşek Başkan niye desin ben hibe ediyorum? Emniyetin Başkanı niye desin ben hibe ediyorum? Niye diyor biliyor musun? Kulüp kapanacak. Kulüp kapandıktan sonra alma şansı var mı? Yok. Yok. Hafızalarda kötü insan olarak kalacak mı? Kalacak. Hibe ederken de kahraman olacak. Hem kulübü kurtaracak, hem kahraman olacak. Futbolcu da aynı konumda. Urfa Spor'u seviyor desem yalan söylerim. İnanmıyorum da sevdiğini. Ama formasını giymiştir. İçinde biraz bir şeyler vardır. Ama neticede profesyonel. Birinci öncelik parası. İsim söylemeyeyim. Bazı arkadaşlar ya üçte birine de razıyız. Mesaj atanların çoğu dörtte yarısına razıyız. E şimdi bu rakam 20 milyonlar. Dörtte birine mi? Yok %50'sine. Bu rakam eğer 20 milyonlardan 5-6 milyonlara düşüyorsa biz de 2,5 milyon olan bir şehir olarak
bu parayı toplayamıyorsak bu bizim Urfa'mızın ayıbıdır. B planınız nedir? Toplayamadınız. Evet. Nihat Hocam kimse size güvenmedi, kimse size inanmadı. Toplayamadınız. Ne yapacağız? B planımız nedir? Önce Büyük Millet Meclisi'nin bahçesine gidip bir sarı yeşil bir çadır açarız. Urfa Spor'u sevenler gelsinler orada benimle birlikte otursunlar. Eğer biz bu 5-6-7 milyon yüzünden Urfa Spor'u kapatacaksak yasal çerçevede, yasal olarak Urfa Spor'u ulusalda Türkiye'nin gündemine taşırız. Orada başarılı olamadık. Külliyenin karşısına çadırımızı gidip kurarız. Tabii o kadar... Bu Urfa Spor'u yaşatmak için elimizden ne gelirse sonuna kadar... Sayın Hocam yani, bravo, eğer bu düşünceler yine varsa yani sizi buradan ben tebrik ediyorum. Eğer yani o kadar da gidecekse giderim diyorsunuz yani. Eğer o... Yani Allah'ın izniyle o yere inşallah o yere de kalmaz. İnşallah. İnşallah o yere de kalmaz. Sayın valimiz, sayın belediye başkanımız, sizler de hep birlikte. Ülke amirlerimiz hep birlikte. İnşallah herkes bu taşın altına elini değil gövdesini Allah'ın izniyle koyar ve bu takımın kurtuluşu için herkes elinden geleni yapar. Biz spor adamları olarak şurada biz elimizden ne gelirse onu yapmak zorundayız. Şurada benim söylemlerim ülke gündemine oturmuş. Aslında söylenmemesi gereken bir şey. TRT 1, TRT 3, TRT Spor, Urfa Spor'u belgeseli yapıp özel bir röportaj için bizden renovu istediler. Biz Urfa Spor'u ulusalın gündemine taşıdık. Tabii hiçbir başkan, hiçbir yönetimin yapmadığını, sen burada gerçekten, burada sende nefes olmadığını, evet. Yok. Evet. Urfa Spor sevgisinden dolayı, yani sen çadır açmayı bile düşünen ve yani bunu benle açıkça... gelmez geleceğine inandığım insanlar olduğu müddetçe ben bu işte sonuna kadar. Evet, gerçekten takdir ediyoruz. Tabii ben sana inanıyorum. Allah razı ben, olsun. Ben başkan demiyorum. Halı saha arkadaşım. Benden çok top oynamışsın. Hocam diyorum, kaptanım diyorum. Allah razı olsun. Gerçekten inanıyorum. Bak bu yönetimi ben böyle tek tek ele aldığım zaman hem futbolu bilen hem geçmişi olan sayısı fazla. Yani biz bundan önceki yönetimlerde gerçekten futboldan oynayan, spora gönül vermiş insan sayısını böyle arıyorduk, bulamıyorduk. Bu yönetimde bunlar mevcut. Ve senin gibi de işi bilen, geçmişi olan ve inatçı Urfa Spor sevgisiyle... İnat yok, mücadele. Yani mücadele diyelim. Evet. Mücadeleci bir yapım var. Sahada da öyleydim. Ben buna inanıyorum. Sen başarılı olursun ve Urfa Spor'u da bana göre düzlüğe çıkarsın. Geçen hafta da ben burada bunu söyledim. Bazı tepkiler aldım ama evet, inanıyorum ben. Bu kampanyalarla ilgili bir de üye sayısını artırıp bir de üye fiyatlarını düşürerekten böyle bir çalışmanız var mı yok mu? Az önce bunu sordum. Şimdi birinci önceliğimiz, hep söylüyorum, birinci önceliğimiz futbolcu alacaklarının yapılandırılması. Ondan sonra... He. Süreç yönetilebilir bir hale geldikten sonra, bakın orada ben en başta söyledim, orada bir parantez de açtım, aslında onun içinde o sorunun cevabı da var. Ulusal'da yine bir Beyaz TV olabilir, ATV olabilir, Show TV olabilir. Bizden sonra, şimdi kısa vadeli bizim yapacağımız, bakın hepim, siz de dahil, İsmail de dahil, Urfa Spor'u seven herkes, kimin gücü neye yetiyorsa. Biz sporcu, futbolcu kardeşlerimizle oturduk. Makul bir oranda anlaştık kendileriyle. Ondan sonra geldik burada spor kamuoyuna. Bizim şu kadar paraya ihtiyacımız var. Vali Bey ne kadar destek verir? Belediye ne kadar destek verir? Halil Savaş ne kadar destek verir? İsmail Büz ne kadar destek verir? Gerekirse gönüllü taraftarların eline koçanları veririz. Gidin dolaşın. Biz... Bakın üstüne basa basa söylüyor. Hiçbir yerden bize söz verilmiş bir para yok. Evet. Üstüne basa basa söylüyorum. Biz bütün dinamikleri zorlayacağız. Biz mülki amirleri, spor kamuoyunu kendimize inandıracağız. Urfa Spor'u yaşatacağımıza inandıracağız. Evet. Bunu yapabilirsek bu yönetimin görevi bitiyor. Sizin dedikleriniz ha... Yeni üye yapma. Her sene mevcut üyenin 1000 tane yaklaşık üyemiz var. Net bilmiyorum, 1000'e yakın. Her sene %10 artırım yetkisi var. Son 2-3 yıldır üye
kayıt bedelinin yüksek olmasından dolayı yanlış değilsen 1000 lira. 1000 lira, evet. Kimse gelip üye olmamış. Şimdi 300 kişilik bir üye kontenjanımız var. 1000 olsa, her sene %10 olsa 300 kişilik. Bunu kongre yönetim kurulu kararı yönetim kuruluyla değil. Bence bu tüzükte olur. Tüzük değişikliğiyle olur. Bunun için bir tüzük kongresi gerekir. Bu bizim birinci önceliğimiz mi? Hayır. Biz neticede bir geçici nasıl bir heyet, kayyum heyet denirse bana göre bu da geçici bir yönetim. Radikal kararları almak bizim işimiz değil. Sayın Kim? Başkan kusura evet. bakmayın. Şimdi üye çok önemli bir şey. Evet. Yani biz geçmişte bu üyeden dolayı Urfa Spor'u farklı yerlere, farklı insanların ellerine teslim ettik. Evet. Yani o yüzden bu süreci i̇şte aslında... Ben lafımı orada araya girdiniz, böldünüz. Kongre kararı alındığında bu dediğiniz maddelerin hepsi madde madde belirtilecek. O çok güçlü yönetim yapılanması olduğunda tüzükle birlikte bu maddeler de oradan geçecek. Geçerli olacak yani. Evet. Ondan sonra hatta alternatif bir çalışma sistemim var benim. 1000 mi şeyimiz? 3000 yapalım. İşte A kategorisi, B kategorisi, C kategorisi veya 1500 yapalım. A, B, C. İlk 500 oy kullansın. İkinci 500 A'ya aday olsun. 3 tane beklesin, oy kullanamasın. C kategorisi 3 tane beklesin, B'ye aday olsun. Ama oyu kullanan ilk 500 olsun. İlk 500'ü nasıl belirleyin? Spor camiasından, hukukçulardan, eğitimcilerden, ondan sonra sağlıkçılardan, bürokrasiden, futbolla ilgili insanlardan. İlk 500'ü onlardan oluşturun. Seçmen kitlesini çok elit bir şekilde belirleyin. B kategorisindeki 500, 3 sene sonra A'ya geçsin. C kategorideki 500, 3 tane sonra B'ye geçsin. Ve her 3 tane sonra 500 bunu arttırın. Ha ilk 3 tane de ilk 500 yönetimi seçerken, ikinci senede 1000 kişi seçsin. Yani delegasyon yapısı üsteminde bunlar tartışılabilir. Ha forma, İsmail kardeşimin forma hadisesine de gelince, gelen güçlü yönetime yeni... Arkadaşımız dedi ya, hangi parayla 3. ligde transfer yapacaksın? O güçlü yönetim kendisi ortaya bir meblağ koyacak. Atıyorum 2 milyon, 3 milyon. Artı böyle bir gece düzenlediğinde 3-5 milyon da ulusalda Erzurum yaptı, Ağrı yaptı, bilmeyen kim yaptı. Sağ olsun ya. İbrahim Tatlıses'i çağırın, vekillerimizi çağırın, mülki amirlerimizi çağırın. O gecede ulusalda yapılan bir Urfa Spor gecesinde 5 milyon toplayın. 3 milyon da o güçlü yönetim koysun. 8 milyon ile sen önümüzdeki yıl ikinci liğe evet. rahatlıkla çıkar. Ondan sonra sistem değiştikten sonra TFF birinci liğe de gidersin. Biraz daha uzun vadede Süper Lig'e evet. de gidersin. Evet. Evet İsmail abi, ben 1000 TL vereceğim. Nihat Başkan'a selam. İsmimi ekranda söylemezseniz sevinirim. Biz de saygıyla ne ismini söylemiyoruz. Gönlü güzel insan. Ben tabii tanıyorum, arkadaşım aynı zamanda. Nihat Başkan'a selam demiş. Ben 1000 TL veririm demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Suruç'tan herkese selamlar. Bu yönetime ve Nihat Başkan'a da güveniyoruz. Zorluklar teker teker aşılır. Biraz sabır. 30 yıldır Suruç'ta şoförüm, maçlara öyle gidip geliyorum. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii mesajlar da yoğun şekilde geliyor. Demin mesaj okudum ben. İsmini vermek istemeyen bir kardeşimizin 1000 TL ben demiştim. Hayır 10.000 TL demiş. Telefon açıp evet, bunu... Telefon açıp bana da onaylattı. Tabii ismi de söyleme. Sadece pasajda bir oyuncak firması var. Onu söyleyebilirim. Tabii ismini söyleyeyim, gerçekten gönlü gözü tok, cömert, iyi bir insan ve Urfa Spor sevdalısı. Gelin Urfa Spor'a bu saatten sonra elimizden ne geliyorsa başta ben olmak üzere yapayım diyor.
Ve reklam arası da ayrıca de beni aradı. Bunu da söyledi yani. Ondan dolayı buradan sevgili abime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah tuttuğunu altın etsin diyorum. Ne diyeyim, başka bir şey söylemeyeceğim. Yani işte burada evet, Urfa Spor sevgisi bu. Evet. Yani. Üç güzel kaptan selamlar olsun sizlere. Nihat kaptan, size güveniyoruz. Ne yaparsanız yapın arkanızdayız. Demiş Selahattin Durmuş. İbrahim Halil Durmuş'un babası. Allah razı olsun. Benim adım Aziz Özbay. Sayın Başkanıma bir önerim var. Bütün Urfa'ya bağlı ilçelerin etrafında bir yardım kampanyası başlatılmasını zaruri haline gelmiştir. Ben dahil herkes elini taşın altına koymalı. Başkanıma ve size başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun demiş. Aziz Özbay abimize de sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Tabii mesajlar geliyor. Ya zaman zaman okuyacağız mesajları. Evet, Halil abi sorun varsa başkanım. Evet, şimdi bu son zamanlarda tabii işin başında, sezon başında da Karaköprü, Urfa Spor olacak falan bu gibi polemikler çok oldu da. Bir türlü biz böyle işte kapanacak, Karaköprü Urfa Spor Futbol Kulübü olacak gibi. Bunu az önce de açıkladım, bu minimum işte belli bir seviyeye geldi. Ama bu son zamanlarda, son haftalarda... Yine Karaköprü kesinlikle bir Urfa Spor'un yerine geçeceğini, Urfa Spor kapanacak gibi. Hatta işte belediyenin Karaköprü, Büyükşehir Belediye Karaköprü'ye de destek olacağını. Böyle bir projeyi son zamanlarda, son haftalarda tekrar duyuyoruz. Yani bununla ilgili birçok spor severin kafasında soru işareti. Yani bunun gerçek payı nedir, ne değil? Yine o tez devam ediyor mu? Urfa Spor kapanıp Karaköprü tekrardan Karaköprü Futbol Kulübü, Şanlıurfa Futbol Kulübü olacak mı? Yani bunu böyle bilgin var mı? Nasıl açıklarsın? Nasıl yorumlarsın? Şimdi bugün biz yönetim kurulu olarak Zeynel Başkanımızı ziyarete gittik. Çok faydalı bir nezaket ziyaretiydi. Yeni seçilmiş bir yönetim. Şehrin mülki amirini ziyaret etmekten doğal bir şey yok. Şehrin emini, şehrin mülki amiri valimiz, şehrin ondan sonra gelen büyüğü, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Şimdi ben biraz evvel sözlerimin içinde onu anlatmaya çalıştım. Sezon başındaki borç miktarı 60-70 trilyonlarla lanse ediliyordu. Ben bu süreçte, bu son 2-3 aylık süreçte Zeynel Başkanımla 4-5 defa görüştüm. Sağ olsunlar beni çağırdılar. Çağırmalarındaki espri, Urfa Spor'u Nihat Hocam nasıl kurtarabiliriz? Urfa Spor'u nasıl yaşatabiliriz? Şimdi Urfa Spor'u kapatmak isteyen bir insan, beni niye çağırsın, benimle niye bu şekilde istişareler yapsın? O sohbetlerin içinde yalnız şöyle bir cümle de geçmiş zamanda aramızda geçti. Nihat Hocam kulübün borç yapısı, ben kendisine hep anlattım. Sezon başındaki bulunduğumuz nokta o günkü konjüktür itibariyle kapanmasının gündeme gelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Evet. Ve kamuoyunda da büyük bu anlamda büyük bir taraftar buldu bu düşünce. Ben o günler hiç yorum yapmadım. Başta da söyledim, dedim ya, içim sızladığı halde gidişatın o yöne gittiğini gördüm ve süreç kaçınılmaz. Söz konusu olan ülkenin ekonomik krizinde, Urfa'nın ekonomik şartları ortada. Bir Urfa Spor için 60-70 trilyon birinin veya bir belediyenin, bir valiliğin, bir STK'nın ortaya indirmesi imkansız gibi bir şeydi. Yalnız zaman içinde gelişen olaylar, seyreden olaylar bizi öyle bir noktaya getirdi ki, işte kulüp başkanlarının hibe açıklamaları, bazı kulüp başkanlarının, bazı futbolcu arkadaşlarımızın, Nihat Hocam programları izliyoruz, sosyal medyadan seni takip ediyoruz. Ya bu Urfa Spor'un kapanmasını içimize sindiremiyor. Yazdık Urfa Spor'a. Aslında bunu söylerken yine söylüyorum. O formayı giymiştir. O 30 bin kişilik kaparanın havasını teneffüs etmiştir. Güzel anıları vardır Urfa Spor'da. Ama neticede profesyonel insan alacağını düşünür. Kapandığı zaman süreç nereye gidiyor? Parasının tamamını alamıyor. O günlerde Karaköprü spor hadisesinin konuşulmasından doğal bir şey olamaz. Ve gündeme de geldi, Zeynel Başkan'ın masasına da indi, tartışıldı da, kabul de gördü, kamuoyu da buna tepki vermedi, onlar da rıza gösterdi.
Ve Zeynel Başkan'ın şöyle bir ifadesi vardı. O gün de vardı, şu anda vardı. Dedi ki, biz alternatif olarak Karaköprü Spor'u diri tutmak zorundayız. Biz burada Urfa Spor'a bir şey yapamazken Karaköprü Spor'u da kaybedip bala düşürürsek Urfa Spor bir anda, Urfa'da spor bir anda yetim kalabilir. Neticede Karaköprü de bizim. Ben de kendisine şöyle bir örnek verdim. Bir tarihte Urfa Spor'la Belediye Spor aynı ligde oynuyordu başkanım. Belediye Spor'da oynayan bütün futbolcular da Urfalıydı üstelik. Ama Belediye Spor çıkıp Urfa Spor'u yendi. Bütün taraftarlar Belediye Spor'u taşladı. Urfa Spor böyle bir şey. Onun İyi için, bir örnek vermişsin. Onun için Urfa Spor Karaköprü Spor'u Süper Lig'e de çıkarsanız siz Urfa Spor ismini hafızalardan silemezsiniz. Geldiğimiz nokta itibariyle ve bugün kendisi söyledi. Yani enaniyet olmasın biraz hoşumuza da gitti ama yönetiminizin spor kamuoyunda bir karşılığı var. Spor kamuoyuna bir güven verdiniz. Spor kamuoyunda tekrar Urfa Spor konuşulmaya başlandı. Nihat Hocam muvaffak olmanız için bize de ne düşüyorsa biz sizin arkanızda durmaya razıyız. Karaköprü Spor olayı da kesinlikle böyle bir proje yoktur. Böyle bir şey gündemde yoktur. Birinci önceliğimiz Urfa Spor'un bekası, yaşamasıdır. Bunu sizden duymak şimdi gerçekten... Bunu söylerken onu da söyleyeyim. Zeynel Başkan biraz ketumdur para konusunda biliyorsunuz. Evet. Yani kılı kırk yarar çünkü kamunun tüyü bitmemiş yetimin hakkı o konuda çok hassas bir insandır. Kimin parasını veriyorum der. O konuda da ben kendisini takdir ederim, severim. Sakın bu lafımı işte ben size para akıtacağım öyle okumayın ha. Ben şu kadar elimi koymam gerekiyorsa koyarım. Ama siz fiziki şartları yönetilebilir bir hale getirin. Vali Bey de destek versin, belediye de destek versin, STK'lar da siz de makbuzu elinize alın, tek tek dükkanları dolaşın. Bu parayı işte belediye valilik versin derseniz baştan Urfa Spor'u siz düşürürsünüz. Bize güvenerek yola çıkmayın. Ama biz de elimizden geldiği nispetçe ama önce dediğimiz gibi önümüze indireceğiniz tablo spor kamuoyunu tatmin etsin, bizleri tatmin etsin. Bizler inanalım Urfa Spor'un yaşayabileceğine, kurtulabileceğine. Hep birlikte bunu samimi söylüyorum, kendisi söyledi. Eline makbuzu alıp dükkan dolaşır mısın? Ben de dolaşırım, bir makbuz Halit Savaş'a da veririm, bir makbuz İsmail Bize de veririm. Evet. Urfa Spor için Sayın Başkanım herkes verir. Evet. Bizim zaten bu parayı belediye versin, valilik versin, böyle bir şeyimiz yok. Yani biz Urfa Spor eğer... filiz verdi diyebilir miyiz? Yani aynen. Bugünkü konuşmadan dolayı. Yani işte artık oradan evet. Filiz mi verdi? Budak mı sardı? Evet. Gözümde verdi. Evet. Yani bu sevindirici bir gelişme. Ama bunu yanlış okunmasın. Ben bunu böyle bir şekilde yorumlayayım Sayın Başkan. Biz geçen Vali Bey'in yanına gittiğimizde de orada da ben söz aldım. Dedim ki büyüklük yapmanız lazım. Değil mi? Yani siz mülki amirisiniz. Valilik bu parayı vermesin. İşte belediye başkanına da bunu söyledim. Yani belediyenin bütçesinden parayı vermeyin. Sizler bir büyük olarak bu kampanyanın başlatan ve çağrıda sizin bulunmanız bir yönetimden daha çok karşılık bulur diye düşündüm ve bunu ifade ettim. Doğru mudur? Yani özünü de ben burada bizi izleyen sevgili izleyicilerimizin anlayacağı şekilde söyleyeyim. Benim anladığım ve sevgili izleyicilere anlatmak istediğim hadise karşımıza bir tabloyla gelin. Borçları yapılandırın. Meblağı görelim. Siz bunun neresindesiniz? Halk bunun neresinde? STK'lar neresinde? Bizden ne istiyorsunuz? Hep birlikte bunu kaldırabilir miyiz? Bunu yapabilir misiniz? Bunun için buradayız Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Bunun için buradayız Sayın Valim. Eğer biz insanlar bize inanırsa Urfa Spor ya zaten düşmüş Urfa Spor diyor. Mantığa bak. Ya kardeşim bunu Sakır Sultan biliyor Urfa Spor'u. Ya 3. ligde ha Karaköprü ha Urfa Spor ne fark eder? Kongrede söyledim. Yani şimdi annen hasta, baban hasta veya kardeşin hasta. Ya hasta olmuş ya, yaşını da yaşamış ya. Bırak ölsün ya.
Ben sana giderim yetiştirme yurdundan bir tane evlat getiririm. Veya bırak annen ölsün ben giderim bir tane genç alırım. Yok benim annemin yerini tutar mı? Mümkün değil. Evet. Kimin işine yarar? Babamın işine yarar. Yeni sıfır bir avrat çekmiş. Ama benim anamın yerini tutmaz. Yanlış mı? Aynen. Yönetenlerin işine yarar. Der ki işte kardeşim o biz... Ama Urfa Spor sevgisini insanların içinden atamaz. Tabii yani burada yönetim olarak o süreçte hem Sayın Valimizi hem belediye başkanımızı hem STK'ları işin içine çekmen gerçekten bana göre Urfa Spor kamuoyunu da çekiyoruz. Yani spor kamuoyunu da onların da olması yani lazım. Bunlar canım. Önemli bir şey zaten yıllardır sezon 3-4 sezondur biz bu oluşumu gerçekleştiremedik. Eğer siz bunu gerçekleştirirseniz gerçekten böyle bir kitleyi arkanıza alırsanız Urfa Spor gerçekten ha, sizin dediğiniz gibi bu yapıdan sonra delegasyon sistemini gelen yönetim yardım gecesini veya kulübün sistemsel bir şekilde yönetilmesine öncü olmayacaksa bir 3-5 sene sonra 10 sene sonra kulüp yine bu duruma gelebilir. O da biz burada görevimiz eyleme geçirdik. Urfa Spor'u inşallah yaşatırız. Söylemlerimizi çıkar kongrede sunarız. Artık yaparlar yapmazlar. Ad sahibine göre kişiler. Kamuoyu isterse, halk isterse her şey olur. Halk istemezse, ses çıkartmazsa adam da der zaten ad benim istediğim Sayın gibi. Sayın Başkan zaten burada önemli olan parası olan değil, karşılığı olan, evet. İşi bilen. Zaten bizim Urfa Spor'un bu hale gelmesinin sebebi işi bilmeyenlerden kaynaklandı. Ya Urfa Spor'un bu duruma geleceğini 6 sezon önceden biz bunu biliyorduk. Burada da defalarca konuştuk. Maalesef kötü yönetim Urfa Spor'u bu hale getirdi. Benim temennim, siz bu kadar çaba sarf edeceksiniz. Kötü yönetimi şöyle açıklayalım. Lüks yaşama hevesi. Yani artık. Yani cari denge diyorlar ya, cari geliri ne kadar? Evet. 10 lira. Her ay 20 lira yiyor. İşte mesela. Yani şimdi her ay 10 lira açık verdiğin zaman yani ekonomik batası. Kriz, ülkelerde de böyledir. Ekonomik kriz kaçınılmaz. Evet. Kulüplerde de her ay sen şimdi aileni düşün yani şimdi. Evet. 5 milyar maaşın var, her ay 15 lira yiyorsun. Borçlanarak tabii yiyorsun. Gelir gider. Yani bu nereye gidecek? En sonu ya evi satarsın, ya arabayı satarsın. Ya dükkanı kapatır kaçarsın. Yani kötü yönetimdeki espri bu. Haddimizi bilmedik. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık. O hani bir ilkokuldayken bize bir hikaye anlatırlardı. Cır cır böceğinden karıncanın cır cır, misali. Evet. Biri durmadan saz çalmış şarkı, öbürü de hep çalışmış. Kış geldiği zaman karınca biriktirdiklerini yıkmış, öbürü dışarıda karda üşümeye başlamış. Ya karınca kardeş bana biraz yemek ver. Ya sen yazın şarkı söyledi, saz çalıydı, ben gidip çalışıyordum. Yani kötü, işin özü budur yani. Az önce tabii siz emek vereceksiniz. İnşallah Urfa Spor'u bu borç batağından kurtaracaksınız. Yani bundan sonraki yönetim bazında, az önce ben özellikle biraz böyle ileriyi düşünen, aynı pozisyonlara, aynı sıkıntılara girmeme açısından Urfa Spor'un bu pozisyonlara girmesi gerçekten üzüyor. Yani siz düzlüğe çıkardınız. Önümüzdeki süreçteki yöneticiler tekrardan böyle bir şey yapmaması için aslında bazı tüzük değişikliğine gitmek lazım. Sistem değişti. Sistem değişti. Yani bunu da sistem özellikle... Sistem değişti mi kim gelirse Trabzon'da sistem nasıl biliyor musunuz? Evet. Trabzon'un yeni en son değiştirdiği tüzükte kulüp başkanı geldi, yeni yönetim geldi. Trabzon Spor'un bütçe borcu ne kadar? 100 milyar. Tüzüğünde diyor ki sen bunu 80'e, 70'e, 50'ye, 40'a indirirsen ise onursal, seni sürekli onursal başkan ilan edeceğiz. Ama bu 100 lirayı 150 liraya çıkardığın zaman, görevin bittiği zaman o 50 lirayı cebinden ödemek zorundasın. İşte, bravo, güzel. Adamlar böyle, çünkü 850 milyonu tolere ettiler. Bu kongredeki... En son kongrede getirdikleri tüzük bu. Evet. Şimdi biz böyle bir tüzük getirsek, şimdi borcumuz ne kadardı atıyorum ilk insan zamanında alındığında diyelim 15 milyon. Sonra 30 milyon, sonra 45 milyon, sonra 55 milyon. Böyle bir madde olsaydı kimse bu borçları yapabilir i̇şte mi? Sayın Başkan bunları da düşünerekten gerçek süreçte artık federasyon da bunu el attı. Federasyon da bununla ilgili buna çalışma var. Çünkü
Bu borçlanan evet. artık yöneticiler ödeyecek. Aynen, yani yöneticiler aynen. ödeyecek. Yani aynen. bununla ilgili de bir çalışma yapın. Evet. İnşallah önümüzdeki süreçte Urfa Spor evet. böyle bir manzarayla karşı biz karşıya biz öneri sunarız. Bundan sonraki süreçteki o yönetim oluşmasında ben yine söylüyorum. Bu işin öncü kuvveti lokomotifi bürokrasi olacak. Bürokratlar olacak. Biz evet. sadece öneri sunabiliriz. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Özellikle İsmail dört kardeş abimizi yönetime almanız gerçekten beni çok sevindirmiştir ve çok değerli bir abim, saygı duyduğum bir insan. Hem ödüllendirdiniz hem hayata döndürdünüz. Ben bundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum size. İsmail abiyi Vali Bey'in yanına ziyarete gittiğimizde özürlü sandalyesinde gördü. Vali Bey yani bu kimdir der gibilerinden dedi siz sormadan ben söz alayım. Ben Şanlıurfa Spor'un gazisiyim dedi. Evet. Ve hikayesini kısaca bir anlattı. Sizden dedi çok bir şey istemiyoruz dedi. Şahsım için de dedi bir şey istemiyorum. Sizden tek ricam var dedi. Ne olur Allah rızası için Urfa Spor'un elinden tutun. Dedi ağladı. Evet. Vali Bey'in de gözleri doldu. Şimdi ben burada bunu anlatıyorum. Benim de gözlerim doldu. Evet. Yani Urfa Spor bilmiyorum ya. Işte. Evet. İyi akşamlar. Ben Yusuf Serhat Aylun'un babası. İnşallah Şanlıurfa Spor bu zorlu durumu atlatıp hak ettiği yere geleceğine inanıyorum demiş Aradayı. Aradayı abimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sizin altyapıda oynayan Serhat'ın babası. Abisi de eski futbolcum benim. Ben Harun Çiçek bir Urfa Spor taraftarı olarak Nihat Başkan'ın arkasındayız. Görüyorum ki herkes atıp tutuyor ve Sayın Başkan'ım da siz kimseye kulak asmayın. Bu kadar konuşacaklarına Nihat Hoca'ya yardım edip bir takım kurtarsınlar. İyi başkan olarak Nihat Başkan'dır. Hiç kimse kusura bakmasın. Herkes atı tutacağına bir şeyler yapsın. Çünkü sevdamız, tek sevdamız Urfa Spor demiş. İsmail Hocam sevgiler demiş. Harun Çiçek. Harun Çiçek de sevgiler gönderiyoruz Harun Çiçek'e. Harun da böyle bir mesaj atmış. O da Urfa Spor'un koyu taraftarlarından biri. İyi yayınlar, binlerce kilometrelik bir yolculuk tek bir adama başlar. En büyük adım atmaya niyetli olan Nihat Bey'e saygılar sunuyorum. Mehmet Gül Yaprağı demiş. Anladım. Nihat Gül Yaprağı'a sevgiler gönderiyoruz. Tabii mesajlar da geliyor ama programın da sonuna geldik. Artık hocam hemen son sözü size verelim. Mesaj atan tüm arkadaşlarımdan özür dileyerek çünkü çok mesaj var. Ya. Şu anda 20-30 tane mesaj var. Hepsini okuyamıyorum. Herkese saygı, sevgilerimi de buradan gönderken son sözü hemen ben hemen bir şey sorum ondan sonra. Ben gelen mesajların %99'u sana olumlu. Olan destekleri ve inançları var. Evet. Yani burada Sayın Belediye Başkanımız da işte bugünkü konuşmasında bayağı bir karşımız var. Güzel tepkiler alıyoruz. Yani bunu hem şu an canlı yayında görüyoruz atılan mesajlarda. Ben Nihat Başkan'a gösterebilirim yaklaşık 63 yani, tane mesaj geldi. Bu güzel bir şey. Demek ki eleştiriler de olabilir ama sen doğru yoldasın. Destek tam. İnşallah bunların karşılığını verirsiniz diye düşünüyorum. Yönetim olarak. Şimdi ben son sözlerimi şöyle söyleyeyim. Evet. Yani bir Allah dostunun sözü diyor niyet hayır oldu mu akıbet de hayırdır. Allah da biliyor ki biz halis kalple bu işe girmişiz. Sevgimiz Urfa Spor. Urfa Spor'un kapanması kelimesi bile yani. Üzüyor adam. Üzüyor yani böyle bir şeyin konuşulması bile. Yani biz mücadele veriyoruz. Biraz evvel sen de söyledin spor programında bu tür şeylerin söylenmesi doğru bir şey mi ama evet. Bizim hayatımız Allah kelamı ayettir. Tevekkeltu alallah derler. Kamuoyunda da siz de çok duyarsınız. Evet. Eski kulüp başkanımız İbrahim Dörgül alallah derdi. Ne dersen alallah derdi. Evet. Tevekkeltu alallah. Yani siz üstünüze düşeni yapın. Evet. Takdir Allah'ındır. Yani bizler üstümüze düşeni yapalım. İnşallah sonu hayır olur. Olmadı da mı bundan kötüsü yok. Kimseye işte biz gelip şunları yapacağız diye bir vaatte de bulunmadık. Bizden başka liste de yoktu. Mecburiyetten bir liste verdik. En kötü ihtimal C şıkkımız da tutmadı. Kongre kararı alırız. Tekrar önümüzde bir iki kongre şansı olur. Belki daha iyi yapmaya çalışan insanlar gelir. Bu koltuğun sevdalısı değiliz. Yapmak için buraya geldik. Becermek için buraya geldik.
Yapamadık da mı yine bu ekranlardan çıkıp spor kamuoyundan özür dileriz. Çok uğraştık, yapamadık. Bizden daha iyi yapabilecek birisi varsa gelsin bir de o şansını denesin. İlla biz burada oturacağız işte nereye kadarsa gitsin veya işte bunun üstünden gündemde kalalım. Öyle bir niyetimiz, şuyumuz, buyumuz yok. Ama geldiğimiz nokta itibariyle benim annem babamın rahmete gittiği yıl dönümünde bir paylaşım yaparım. En fazla yorum o zaman gelir. 250-300 arası bir yorum gelirdi. Ben sosyal medyaya girmeyeceğim dedim. Girmedim de. Bakmıyorum da. Ama sadece sonra mecbur gittim. Yönetimden dolayı işte yönetime geldiğimiz için bir paylaşım yaptım. İnşallah güzel hizmetler sunarız diye 1000 tane yorum geldi. Ve 1000 tane yorumun içinde bir tane hafif böyle eleştirisel bir yorum vardı. 100 tane de eleştirisel yorum gelse o insanlara da saygımız sonsuzdur. Çünkü bakış açısı, yani öyle görüyorsa veya yanlış tanımışsa veya yanlış yorumluyorsa, belki de yanlışımız da vardır. O konuda da yani çok şey değiliz. Yani inşallah sürecin sonu hayırla biter. Urfa sporumuz hak ettiği yere gelir. Son olarak şunu söyleyeyim. Bizim Urfa Spor'u lide tutmak gibi böyle gelen sorular biraz yani işin nasıl söyleyelim ciddiyetsizliğini ortaya koyuyor. Transfer yapacak mısınız? Ya nasıl transfer yapalım? Transfer tahtası kapalı. Ondan sonra önümüzdeki yıl için para nereden bulacaksınız? Ya benim önümüzdeki yılla ilgili bir beklentim, bir düşüncem, şuyum olmadı ki. Ben sadece en fazla yine söylüyorum. 2 ay, 3 ay içinde bu süreci istediğimiz şekilde sonuçlandırabilir miyiz? Evet. Sonuçlandırırız inşallah. Ondan sonra güçlü bir yönetim için kongre kararı alırız. Burada kalıcı değilim. Ondan sonrası takdir Allah'ındır. Peki. Söyleyecek başka bir şey yok. Peki. Sabır gösterip bizi izleyen sevgili izleyicilerimize sevgi saygılarımızı iletiyoruz. İnşallah Urfa Spor'u el birliğiyle hep birlikte yaşantısını idame ettirmesi için kime ne düşüyorsa bu işin altına elini koyarsa Urfa Spor'u güzel günler bekliyor deyip saygı sevgilerimi sunarım. İyi akşamlar. Peki, teşekkür ederim. Dillerinize sağlık. Gerçekten güzel yorumlarda bulundunuz Urfa Spor'la ilgili. Hayli abi, son sözü hemen alayım kısa. Tabii Nihat hocam diyorum. Bizim hocamız, kaptanımız. Gerçekten bu süreçte çok ciddi emekler verdin. Hem Urfa Spor'un yönetim istifa etmeden önceki süreçte emeklerini çok gördük. Hem sosyal medyadaki paylaşım hem girişimlerinden dolayı. Demek ki burada Urfa Spor'u çok seven, kapanmaması için mücadele eden bir kişiydin. Ve siz olmamış olsaydınız emin ol bugün Urfa Spor'un yönetimi yoktu. Özellikle ben Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Urfa Spor'u yalnız bırakmadınız, sahiplendiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Biz her konuda da burada sizi destekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun İnşallah hedefinize ulaşırsınız. Ama yanlışları da burada biz eleştiririz, bilginiz olsun. Evet. Peki. Baş üstüne. Sayın Savaş, teşekkür ederim. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Gerçekten güzel yorumlarda bulundunuz. Güzel dileklerde bulundunuz. Güzel mesajlar geldi sizle ilgili. Tabii illaki eleştiri de olacak. Biz elimizi değil gövdemizi kovmamız lazım Urfa Spor'la ilgili. Spor adamları olarak, eski futbolcular olarak biz de desteğimizi sağlamak zorundayız Urfa Spor'la ilgili. Evet, mesaj atan çok kardeşim var. Yaklaşık bir 50-60 tane yakın mesaj da var, okuyamadım. Ondan dolayı hepsinden özür diliyorum. Tabii en sonunda mesaj atan yine önüme geldi telefonuma. Bekir Dellalbaşı, onunla oğlu Abdullah Dellalbaşı bizi izliyor. Onlara saygı ve sevgilerimi, onlar da koyu Urfa Sporlu. Abdullah da benim sporcum. Babasına da Bekir Hoca'ya sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Bu programı kaçıranlar için tekrarı yarın saat 12'de Kanal Urfa'da izleyebilirsiniz. Spor Zirvesi burada sona eriyor. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar efendim.